Siyaset kültüründen, Köln'den herkese merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Bugün Almanya'da Köln'den bir yayın gerçekleştireceğiz. Türkiye'de siyaset oldukça ısındı. Yerel seçimlere çok kısa bir zaman kaldı. Siyaset gerçekten dediğim gibi artık son raddesinde ve kızgın bir siyaset var diyebiliriz. Köln'de burada büyük bir tiyatro salonunda izleyicilerle birlikte, Almanya'daki vatandaşlarımızla birlikte siyaset kültürünü gerçekleştireceğiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizlere konuklarımı tanıtmak istiyorum. Dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Kadınlara, bütün kadınların Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyoruz. Aysu Bankoğlu, CHP Bartın Milletvekili. Aysu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Tüm kadınlarımızın emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum bir kez daha. Oğuz Kağan Salıcı, son aylarda CHP'nin yükünü çeken önemli isimlerden birisi. Seyit Torun'la birlikte 3 aydır uykuyla bir görüşmeniz yok değil mi? Aramız iyi değil. Ne uyku size uğruyor ne de siz uykuya gidiyorsunuz. Ama yoğunluk azaldı, artık sahaya indi herkes. Yerel seçimlerin o atmosferini yaşıyor bütün CHP'liler. Siz de yönlendiriyorsunuz bütün örgütü. CHP'nin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı. Ve Halk TV izleyicisinin çok sevdiği, Türkiye'nin de çok sevdiği bir gazeteci, Sözcü Gazetesi yazarı, arkadaşımız Deniz Zeyrek. Şimdi tabii 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, pozitif ayrımcılığı burada hemen gerçekleştirmek zorundayız. Yapmak zorundayız. Ben sözü Aysu Bankoğlu'na bırakacağım. Bize kadınların fotoğrafını, Türkiye'deki ve dünyadaki kadınların fotoğrafının nasıl göründüğünü ve onu nasıl okumamız gerektiğini anlatacak söz Aysu Bankoğlu'nda. Parlamentonun genç isimlerinden birisi. Zaten siyasetin genç isimlere, kadınlara ihtiyacı var. İşte o misyonu, o bayrağı taşıyan önemli isimlerden birisi. İleride Türk siyasetinde etkili olacağından eminim. Sözü Aysu Bankoğlu'na bırakıyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum bu pozitif ayrımcılık için. Şu anda Köln'deyiz. Bartın'dan da Köln'de yaşayan, Almanya'da yaşayan birçok yurttaşımız var. Öncelikle ben bölgeden çıkan bir kadın milletvekili, bir genç milletvekili olarak size selam getirdim. Çok karanlığın içine çekiliyoruz. Ama sözde kalıyor. Başkanımın dediği gibi hiçbir zaman biz umudumuzu kırmayız, bitirmeyiz, yok etmeyiz. Çünkü hepimiz Atatürk'ün askerleriyiz. Atatürk'ün askerleriyiz. Bu kadar net. Teşekkür ederim. Lafı bile edilmez. Nasıl görünüyor fotoğraf? Bittiği zaman. Çok güzel. Bana sorarsanız 10 senesi ömrümün bir kurşun kalemim vardı.
Yetimhanenin birinci katında bulunan yatakhanenin penceresinde. Sosyal başarısızlığının sebebi kadınlarımıza gösterdiğimiz ilgisizlikten kaynaklanıyor diyor. Umuyorum ve buradan diliyorum ki bugünden itibaren kadınlarımıza ilgi gerçek anlamda gösterilecek ve politikalarımız da samimiyetle, kararlı bir şekilde bu anlamda gerçekleşecek diye umut ediyorum. Ülkemizde bu kadınların eşit birey anlayışına ihtiyacı var. Öncelikle zihinlerimize, ataerkil zihinlerimize bu eşit birey anlayışını yerleştirmemiz gerekiyor. Kadınları aile içinde bir anne, bir çocuk annesi ya da ev kadını rolünden çıkarıp kadınları bir birey olarak görmemiz gerekiyor. Bunun için de zihinleri değiştirmemiz gerekiyor. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Tüm bunları yaparken bunları yapmak isteyen, bunlara yönelik politikalarını geliştiren iktidarın da samimi olması gerekiyor. Sadece 8 Mart'ta kutlamak yerine 8 Mart'ı yalnızca tek bir gün olarak kutlamak değil, bu anlayışı genele yaymamız gerekiyor. Mesela dün 8 Mart'tı, kadınların gününü kutladık. Bugün 9 Mart. 9 Mart'ta kadınların durumuna bakmamız gerekiyor. 8 Mart'ta kutladık kadınlar gününü. Hayatınızda bir şey değişti mi mesela 9 Mart'ta hanımlar? Değişmedi. Toplumda eşit birey algısını yerleştirmemiz gerekiyor işte bu yüzden. Mesela kadına yönelik şiddet. Ülkemizin kadına yönelik şiddetteki durumu gerçekten içler acısı. Şu anda ülkemizde yaklaşık 15 yılda 15 bine yakın kadın cinayeti olmuş. Ve sadece 2017 yılında kayıtlara geçen kadına şiddet sayısı 133.809. Oldukça belirgin bir gerileme göstergesi bu. Erkekler 2018'de en az 255 kadın öldürmüş, 61 kadına tecavüz etmiş, 188 kadını taciz etmiş. Aralarında kız çocuklarının da olduğu en az 516 kadına da zorla seks işçiliği yaptırmış ve 347 kız çocuğumuzu da cinsel istismara uğratmış. Bu vahim tabloya karşı bir de biz kadınlar, siyasetteki kadınların durumuna bakalım. Bizler bile, siyasette bile eşit bireyler olarak görülemiyoruz ne yazık ki. Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra bizlere seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında verdi. Yaklaşık bundan 84 yıl önceydi. O zaman hemen ertesinde 1935 yılında seçimler, genel seçimler yapıldığında 400 parlamenterin 18'i kadındı. Ve 1 Mart'ta da bunu kutladık. 1 Mart 1935'ti. Bugün parlamentoya baktığımızda bu oranın ne yazık ki %40'larda kaldığını ve parlamentonun yaklaşık %17'sinin sadece kadın olduğunu görüyoruz. Bunun artması gerekiyor. Bunun için kararlı bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Halbuki biliyorsunuz parlamento hepimizin temsil edildiği, milli iradenin tecelli edildiği yer ve biz kadınlar ve erkekler olarak ülkenin, kadınlar olarak ülkenin yarısını temsil ediyoruz. Ve bizler istiyoruz ki bu kazandığımız haklar bizlere bir lütuf gibi bahşedilmesin. Haklarımız sanki bir lütufmuşçasına bizlere sunulmasın. Tüm bunların uygulamada karşılığının olması gerekiyor. Bazen parlamentoda yasalar çıkıyor ama ne yazık ki kadına yönelik şiddette olduğu gibi örneğin kadına yönelik şiddetin ilişkin bir yasa çıktı. Ancak bunun uygulamasında sıkıntılar var. Tüm bunların düzeltmek az önce de belirttiğim gibi öncelikle kararlı bir siyasi irade ve kadın konusunun partiler üstü, bir siyaset üstü bir mesele olmaktan çıkarılmasıyla mümkün. Bu yüzden de öncelikle samimiyete ve kararlılığa ihtiyacımız var. Mesela 2016 yılında kadına yönelik şiddetle ilgili çıkan bu yasa 8 Mart'a denk getirilmek istenmişti. Ve bu parlamentoda kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu diye bir komisyon var. Bu komisyona 2016 yılında 8 Mart'a yetişebilsin diye 6 Mart gecesi geldi. 7 Mart günü komisyon toplandı ve sadece 1,5 saatlik bir toplantı süresiyle
kadına yönelik şiddet yasası 8 Mart'a yetişebilsin diye 1,5 saatte çıkarıldı. Samimiyetten, partiler üstü söz etmemden ve kararlılıktan kastettiğim işte bu. Gerçek anlamda bir ilerleme kaydetmek istiyorsak, gerçek anlamda bir somut fayda yapmak istiyorsak, uygulamadaki sorunları gerçek anlamda çözmek istiyorsak, öncelikle samimiyet, partiler üstü tavır ve kararlılık gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Kadının pozisyonunu, fotoğrafını Aysu Bankoğlu, Bartın Milletvekili, CHP anlattı. Şimdi tabii kadınla ilgili bölümü burada noktalıyoruz. Şimdi Türkiye'de siyasetin o sıcak anlarını yaşamak istiyoruz ve o anları yorumlamak istiyoruz. Bir de o fotoğrafı görüp değerlendirelim. CHP'nin örgütlemeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı ile devam etmek istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı, işte dün Dünya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü ama hedefinde bir kadın siyasetçi vardı, Meral Akşener vardı. Onunla ilgili açıklamaları ortaya, yani onunla ilgili açıklamalarını yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, bu açıklamaları? Bununla birlikte İyi Parti ile CHP Türk siyasi tarihinde belki de ilk kez ortak miting düzenliyor iki parti. Ve yerel seçimlerde omuz omuza güç birliği yapıyorlar. Bu iki partinin kaynaşmış görüntüsü, yani omuz omuza görüntüsünün o iyi bir görüntü ortaya çıktı. Bu görüntü de Cumhurbaşkanı'nı rahatsız etmiş olabilir mi? Hedefinde Meral Akşener'in olması, Sayın Meral Akşener'in olması. Buradan baktığımız zaman böyle bir değerlendirme yapabilir miyiz? Olabilir. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılından 2019'a kadarki iktidar döneminde ne yapmaya çalıştı? Bir önce ona bakalım isterseniz. Hep şunu yapmaya çalıştı. Kendisini bir yere konumlandırdı ve ondan sonra döndü. Dedi ki bu diğerlerin hepsi şu şekilde davrananlardır dedi. Oraya kötü bir sıfat buldu. Olumsuz cümleler kurdu. Kendisini ayrıştırdı. Karşısında kalan bütün kesimler için, bütün siyaset yapan siyasi partiler için, liderler için benzer tanımlamaları kullandı. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi kutuplaşmadan beslenen bir siyasi parti. Kavgadan beslenen bir siyasi parti. İnsanları ayrıştırarak kendi galibiyetini insanların ayrışması üzerine inşa eden bir siyasi parti. Dolayısıyla Cumhuriyet tarihinde olmamış genişlikte bir işbirliğinin İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında olması 51 ili kapsıyor. Yani 81 ilimizin 51'ini kapsıyor. Neredeyse bütün büyük şehirler var bu işbirliği kapsamı içinde. Ve şu ana kadar da sahada gayet olumlu bir karşılık bulduğunu en son liderlerin beraber yapmış oldukları mitinglerde de görmüş olduk. Şimdi bu bir rahatsızlık yaratır mı? Evet, rahattır. Yaratır. Çünkü ayrıştırmak istiyor, biz birleşiyoruz. O ayrıştırmak istiyor, biz farklı siyasi hatlarda yürümüş, geçmişi farklı siyasi kültürlerde oluşmuş, farklı siyasi partilerde olan insanlar olarak bir araya geliyoruz ve diyoruz ki memlekete kavgaya ihtiyacı yok, memlekete çatışmaya ihtiyacı yok. Biz hepimiz aynı ülkenin insanlarıyız. Beraberce bu ülkenin cefasını çekiyoruz, sefasını da beraberce sürebilmeliyiz diyoruz ve bir araya geliyoruz. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurgulamış olduğu temel oyunu bozan bir davranış sergiliyoruz. Bunu sadece İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi mi sergiliyor? Hayır, onun dışındaki siyasi partiler de, örneğin Saadet Partisi de, onun dışı Demokrat Parti de, onun dışındaki diğer siyasi partiler de, muhalefet partisi olan bütün siyasi partiler, Milliyetçi Hareket Partisi hariç, o iktidar partisinin bir parçasına dönüşmüş durumda, bu kutuplaşmayı ortadan kaldıracak bir anlayış içinde hareket etmeye çalışıyor. Şimdi bu çerçeveden baktığınız zaman Sayın Akşener'in bir rahatsızlık vesilesi olduğunu ve bundan dolayı da ağır sözlere, ağır ithamlara maruz kaldığını düşünüyorum ben. Bütün bu çalışmaların içinde Sayın Akşener de, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da, Genel Başkanımız da mümkün olduğunca bu süreçlerde etkin rol aldılar ve sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanması için, bu işbirliği sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanması için emek verdiler. Hepimiz bu çabaya katkı sunduk. İktidarın bu oyununu bozmak için, Türkiye'nin gerçek günlük sorunlarını konuşmaya başlayabilmesi için buna ihtiyaç vardı. İktidar şunu yapıyor, ortaya bir gündem yaratıyor. Türkiye'nin öyle bir gündemi yok aslında. Türkiye'nin öyle bir problemi de yok. Ya da Türkiye'nin öyle bir problemi var ama o problem bizim problemlerimizin arasında 20. sırada.
Onu alıyor, çekiyor, birinci sıraya getiriyor ve onun üzerinden toplumu kutuplaştırmaya, sen orada mısın, burada mısın sorgulaması yapmaya çalışıyor. Şimdi biz bu oyunu bozuyoruz. Bu yerel seçim, bu yerel seçimdeki işbirliği, Cumhuriyet Halk Partili adayların bazı yerlerde İyi Parti adayını destekliyor olması, İyi Partili adayların bazı yerlerde Cumhuriyet Halk Partili adayları destekliyor olması, bunun Denizli'de liderlerle beraber ortak bir mitinge dönüşmüş olması, onun geniş bir kesim tarafından kabul görmüş olması, Aydın'da benzer bir şeyin olması, bundan sonra da seçim gününe kadar olacak olması bir rahatsızlık yaratıyor. Ama biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim için önemli olan iktidarın rahatsız olup olmadığı değil, Türkiye'de ihtiyaç olan, Türkiye'nin çıkarları açısından ihtiyaç olan şeyin bizim yaptığımız şey olduğu duygusu. Yani bu ayrıştırıcı dilin karşısında CHP'nin politikası daha yapıcı, siyaseti kucaklayıcı, bir perspektifte olacak. Evet. Şimdi o zaman Deniz Zeyrek'e geçeyim ben. Buradan Cumhurbaşkanı'nın bütün adaylara, bütün kentlere gittiğinde, yerel seçimde aday gösterdiği isimlerle ilgili konuşurken bir kere misyonu kendisi alıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü Bülent Tan'la siyaset kültürüne konuk oldu ve yapılan bir araştırmayı açıkladı. O araştırmada AKP'nin oylarının sadece adaylarına değil, sadece Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olduğunu söyledi. Yarışın Recep Tayyip Erdoğan'la diğer adaylar ve partiler arasında geçtiğini söyledi. Cumhurbaşkanı tarafından sert bir dil var. Karşı tarafta biraz önce Oğuz Bey'in açıkladığı gibi, söylediği gibi daha kucaklayıcı bir dil. Seçimde bu taktiklerden hangisi galip çıkar sizce? Şimdi şunu söylemek lazım. Kutuplaşma genel seçimlerde işe yarıyor. Yani kutuplaştırdığın zaman bir taraftakiler, diğer taraftakiler hangisi daha kalabalıksa onlar kazanıyor. Fakat yerel seçimlerde biraz aday faktörü de önemli. Aday faktörü devreye girdiği zaman üst yapıdaki, yani genel başkanların kullandığı dil biraz %100 etki sağlayamıyorlar. Onun için şu sonucu çıkardım. Ben oldukça fazla şehri de gezme fırsatı buluyorum, adayların yarışlarını da. Mesela İstanbul'da işte şunu gözlemliyorum. Binali Yıldırım işte AK Parti'nin bir yönetici kadrosu olarak Cumhurbaşkanı'yla aynı dili konuşmuyor. Daha çok İstanbul'u konuşuyor, daha çok İstanbul projelerini konuşuyor. Beka meselesi, beka tartışmasına çok fazla girmiyor. Halbuki başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış ve partinin de önemli isimlerinden biri olmuş. Dolayısıyla ondan da böyle bir üst, yani yönetim tarzı bir söylem beklenebilir. Neden yapmıyor? Çünkü İstanbul'da şu tablo önümüze çıktı. İnsanlar adaylara bakıyorlar. İşte Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı oldu. Beklenmedik bir tablo yarattı. İşte başta biz de, ben de şahsen o kendisini anlatana kadar atı alan Üsküdar'ı geçer diyordum. Çünkü hani tanınma oranı %16 idi İstanbul genelinde. Başlarken. Evet, yani 1 Nisan'da işte Sultanbeyli'ye gittiğinde bu adam kim diye sorabilirler diye bir ihtimali ben şahsen gazeteci olarak dile getirmiştim. Ama öyle olmadı. Yani baktığınız zaman koşturan, sürekli yürüyen, sürekli sokaklarda olan bir adaydan söz ediyoruz ve bir karşılık buldu. AK Parti seçmenleri diyor ki ben seni çok seviyorum ama CHP'ye oy vermem, yalvarıyorum bizim partiye gel. Ya da işte senin söylediğin gibi işte ben Tayyip Erdoğan'a oy veriyorum diyor. Yani aday ismini çok fazla telaffuz etmiyorlar. İşte ne konuşuluyor? Su konuşuluyor. Ne konuşuluyor? Tanzim satış mağazalarındaki o domatesler, soğanlar, patlıcanlar, biberler falan konuşuluyor. Ve halkın gerçek gündemi adayların da gerçek gündemine dönüşüyor. Dolayısıyla adaylarla genel başkanlar arasında, yöneticiler arasında, Cumhur İttifakı'nda özellikle bir söylem farklılığı oluşuyor. Yani bir tarafta beka söylemi var, liderler tarafından dile getiriliyor. Fakat adaylar nezdinde daha vatandaşın gündemi var. İşte vatandaşın sorunlarına dair
çözüm önerileri konuşuluyor vesaire. Ben biraz önce sorduğun Meral Akşener meselesi, işte hani Selahattin Demirtaş'a gönderme yaparak hani o içeride sen de başına böyle bir şey gelebilir imasında bulundu Cumhurbaşkanı. Bu gerçekten yani bir seçim atmosferinde yapılabilecek en büyük hata. Yani bir siyasi parti liderini ortada hukuken hiçbir hani suç, ceza vesaire gibi kavramların konuşulmasını bile gerektirmeyecek bir durum varken bir cezaevi göndermesi yapmak açıklanabilecek bir şey değil siyaseten. Diğer taraftan Ankara adayına bakıyorsun. Ankara'da Mehmet Özseki şöyle bir ifade kullandı. İşte evinizde su faturasını bir militan getirebilir. Ona biraz sonra geleceğim. Hayır, şunu şuraya bağlayacağım. Bütün bu söylemler bir sıkışmışlık olduğunu gösteriyor. Yani artık her şeyi kullanma ihtiyacı var ortada. Yani beka meselesinde kullanma ihtiyacı var. İşte karşı tarafı terörle iltisaklı gösterme şeyine de ihtiyaç var. Kendini tanıtmak için olağanüstü, konuşturmak için olağanüstü çaba harcama meselesi de var. Bu yani seçimlerin önceki seçimler kadar rahat geçmediğinin bir göstergesi benim kanaatimce. Burada Meral Hanım'ın cevabı da var. Cumhurbaşkanının, Sayın Cumhurbaşkanı'nın o söylemine karşı. Ben 28 Şubat'ın tanklı tüfekli paşalarından korkmamışım da zamanında onlardan korkanlardan şimdi niye korkayım? Hodri meydan diyor. Yani meydanlarda böyle bir Hodri meydan savaşı var. Evet. Bu kime yarar? Şimdi şöyle bir şey var. Şunu unutmayın. Ben zaman zaman yani bazen CHP'lileri kızdırıyorum. Eleştiri yazıları da yazıyorum. Fakat dikkat et, yan yanasınız Oğuz Kağan Savaşı'yla. Fakat şunu, hakkını teslim etmek lazım. Şimdi normal koşullar altında, bakın Türkiye'de bir kutuplaşma ortaya çıktığında bir tarafta en az %65, bir tarafta işte %35. Bunu aşamazsınız. Yani solcular, Kürt, Türk, Laz, Çerkez fark etmez. Yani bu siyasi yelpazenin solunda bulunan insanlar işte maksimum 7 Haziran'da %38 oldu. Sağcılarda işte %65-70 arasında bir oy oranında oluyor. Eğer Kılıçdaroğlu doğru bir strateji izlemeseydi, bugün Meral Akşener'de, Temel Karamollaoğlu'da Erdoğan ve Bahçeli'nin yanında yer alıyor olabilirdi. Yani Türkiye'deki siyasi kutuplaşma sağ-sol diye gerçekleşseydi, solun Türkiye'de sonsuza kadar iktidar olma şansı yoktu. Onun için Kılıçdaroğlu'nun bu son dönemde özellikle bu işte başkanlık sistemi vesaire ona geçildikten sonra yaptığı en doğru şey Saadet Partisi'ni, İyi Parti'yi yanında tutabilmek oldu. İşte Meral Akşener'in ortaya koyduğu bu aslında güçlü tepki de bu ittifaka duyduğu güvenin bir göstergesi. Yani tek başına kaldığını varsay Meral Akşener'in, işte Millet İttifakı olmasaydı %10 barajını geçemeyeceği için bugün mecliste bir İyi Parti grubu yoktu. Ama Millet İttifakı sayesinde kendini güçlü hissediyor. Mesela seçimlere sokulmamaya çalışıldı. CHP'den milletvekilleri istifa etti. Biz aday göstereceğiz dediler. Bu müthiş bir güvence ve demokrasiye verilmiş bir destek bu. Bunu bunun kıymetini de bildiğini gösteriyor. Yani Denizli'deki o şey, fotoğraf, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener fotoğrafı. Sonra Aydın'da evet. Özlem Çerçioğlu'nun aday olduğu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu, o kentte de uyumlu, görkemli bir kalabalık vardı. Evet, yani netice itibariyle bu iş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tasarladığı bu bloklaşma meselesi, Kılıçdaroğlu'nun izlediği strateji, Meral Akşener'in, işte Saadet Partisi Genel Başkanı'nın verdiği destek
o planları bozdu. Artık böyle 50-50 civarında bir denklem var. Türkiye'nin koşulları doğrultusunda da o ortadaki %20'lik kararsız seçmen yer değiştirebiliyor ve yer değiştirdiğinde de seçim meselesini öyle hani çantada keklik olmaktan çıkarıyor. Bugün de an itibariyle onu yaşıyoruz. Hiçbir yer, hiçbir kimsenin cebinde çantada keklik değil yani. Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız. İlk kez herhalde yani son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de böyle bir hava oluşmuştu ama yerel seçimlerde anketleri istemeyen, anketlerin yayınlanmasını istemeyen bir cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanı diyor ki anketlere inanmıyorum. Daha önce de ama AK Parti siyasetinin ana koridorunu anketlerden gelen sonuçlara göre belirleyen bir siyasi anlayışı vardı. Şimdi ben yerelden başlayarak, Bartın'dan başlayarak üçünüze de soracağım. Aysu Hanım, Bartın'da son durum nedir? Anketlerdeki tabloyu bize bir açıklayabilir misiniz? Evet, Bartın'da merkez başta olmak üzere diğer 6 ilçe ve beldemizde de seçimi alacağız. Bartın merkezde öndeyiz. İki dönemdir bir iktidar olan bir parti var. Onu yıkacağız. Yereldeki iktidarı da, geneldeki iktidarı da inşallah önümüzdeki seçimlerde yıkacağız. Yerelde uzun süredir, yani bir süredir yerelde ne öne geziyoruz. Çıkıyor? Orada pazara gidiyorsunuz, evet. Halkın nabzını tutuyorsunuz. Bartınlı'nın beka sorunu var mı? Bartınlı'nın yoksa mutfakta mı sorunu var? Nerede sorun? Bartın'ın beka sorunu yok. Bartın'ın ekonomik sorunu var. Yani geçim derdi var, açlık sorunu var. Manav'daki haldeki kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın da terörist olup olmamayla ilgili bir dertleri var. Yine bir yandan baktığınız zaman bir cumhurbaşkanı diyor ki Türkiye'deki yatırım hizmeti düşmanı muhalefet anlayışıyla hesaplaşma günüdür 31 Mart diyor ve bize zillet ittifakı diyor. Şimdi bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve diğer işbirliği yaptığımız İyi Parti'ye oy veren partililerimiz, dostlarımız diyorlar ki biz zillet düşman demek, yani aşağılanmak, hor görülmek demek. Biz diyor aşağılanıyor muyuz, hor mu görülüyoruz? Bu anlam kargaşasıyla iç içe bir seçim geçiriyoruz. Bekaya geri döndüğümüz zaman beka kavramının anlaşılmadığını, beka kavramıyla birlikte bir suni gündem yaratılmaya çalışıldığını görüyor vatandaş Bartın'da. Mesela bekanın Almancası ne desem şimdi size söyleyebilir misiniz? Bekanın ya da Türkçesini bile bekanın tam olarak anlayamamışken çeviremiyoruz değil mi? Yani burada bir anlaşılmaz gündemle vatandaşı korkutma çabası olduğunu söyleyebilirim. Bartın'daki ekonomik problemler aldı başını gidiyor. Ve şu, gezerken soruyoruz. Ya caddelere gezerken bakıyorsunuz, dükkanlar kapanmış, esnaf kan ağlıyor. Pazar yerlerine gidiyoruz. Pazar yerleri bomboş. Halci esnaf mağdur durumda. Ekonomik kriz var mı diye soruyorum ben mesela. İlk sorum bu oluyor. Benimle dalga mı geçiyorsun sen, vekilim diyorlar bana. Halbuki onlara söyletmek gerekiyor. Gerçekten ekonomik kriz ciddi şekilde büyük ölçüde vatandaşın gırtlağına kadar gelmiş durumda. Evini geçindirmekte gerçekten zorlanan, çocuklarının geleceği için gerçekten zor durumda olan bir vatandaş var yerelde. Vatandaşın bekayla problemi yok. Beka sorunu değil Türkiye sorunu, Türkiye'nin sorunu, iktidarın ve bekçisinin koltuk sorunu. Gördüğümüz bu. Teşekkür ediyorum. Oğuz Bey, şimdi Mehmet Özhaseki açıkladı. Dedi ki CHP iktidara gelirse Ankara'da, yerel yönetimleri alırsa, su faturalarınızı tahsile gelecekler teröristler dedi. Yani buna benzer bir ifade kullandı. Biliyor musunuz dedi böyle bir şey. Yetiştiriyor musunuz? Böyle elemanlar mı yetiştiriyorsunuz? Yani bizim, ben de Ankara'da oturuyorum. Evime gelecek olan işte su sayacını okuyacak kişiye güvenmemeli miyim? Yani ya da söyleyelim apartman yönetimine almasınlar. O dönem böyle bir karar mı aldıralım? Böyle bir şey varsa bilelim. Ayrıca Sayın Mehmet Özhaseki dedi ki Cumhurbaşkanım izin verirse Mansur Yavaş'la tartışmaya çıkacağım. Önce ben
Halk TV ekranlarında siyaset kültürü. Bakın iyi bir program yapmaya çalışıyoruz. Biraz önce bu program başlarken seste bazı sıkıntılar oldu. Mütevazı, kendi ölçeğimizde bir yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Ama öncelikle özgür yayıncılık yapmak istiyoruz. Özgürce haberi aldığımız noktadan halka taşımaya çalışıyoruz. Eğer siz de uygun görürseniz Mehmet Bey, Mansur Yavaş da eğer Cumhurbaşkanımızdan izin alırsanız bizim kapımız sonuna kadar size açık. Nerede derseniz kendi imkanlarımızla daha da iyi bir hazırlık yaparız. Ev sahibi olarak sizi daha da iyi ağırlamak isteriz. Mansur Bey'le sizi bir açık oturum almak isteriz. Bakın Almanya'dan yayın yapıyoruz. Almanya'da Köln Belediye Başkanlığı'na aday olan isimler çıkar, cesurca tartışırlar televizyonda. SPD'li, CDU'lu, burada bağımsız kazandı değil mi? Bağımsız bir belediye başkanınız var sizin. Çıkıp televizyonda tartışırlar. Merkel'le işte o dönem Schröder çıkar tartışırdı. Amerika'da öyle oluyor. Her yerde tartışma yapılıyor ve o tartışma kültürüyle ortaya herkes ne söylediğini ortaya koyuyor. Şimdi sizi bütün içtenliğimizle Halk TV ekranlarına davet ediyoruz. Mansur Bey'i de biz ikna ederiz bu kanalda açık oturum yapmaya. Siz yeter ki izninizi alın, biz sizi davet etmekten şeref duyacağız. Evet, Oğuz Bey, gerçekten de siz böyle elemanlar mı yetiştiriyorsunuz? Böyle bir tehlike var mı? Varsa bilelim, oy kullanacağız biz de Ankara'da. Şimdi önce Sayın Özaseki'nin Cumhurbaşkanı'ndan izin gelirse televizyona çıkma durumuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi düşünün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Adayı oldu. Ve belediye başkanı olmayı ümit ediyor. Ankara'yı 5 tane yönetecek. Ve bir televizyon programına çıkmak için Cumhurbaşkanı'ndan izin istiyor. Yani eğer o izin verirse Cumhurbaşkanı'ndan, izin gelirse çıkıp televizyon programında tartışacak. Peki, velev ki Ankara'ya belediye başkanı olsa, sizce orayı o mu yönetir? Yoksa Cumhurbaşkanı mı yönetir? Yani kendisine gelen, imzaya gelen önemli meselelerle ilgili ben Sayın Cumhurbaşkanı'na bir sorayım. Eğer o izin verirse ben bu imzayı atayım. Yoksa ben bu imzayı atmam mı der. Şimdi elimizde böyle bir model var. Sayın Özaseki biliyorsunuz Kayseri'de belediye başkanlığı yaptı. Ankara'ya ilk gelişi Yeni Mahalle'de Adalet ve Kalkınma Partisi örgütü ona bir hazırlık, bir hoş geldin toplantısı organize ediyorlar. Bir de pankart yazmışlar. Pankart da şöyle diyor. Sayın Özaseki, Ankara'ya hoş geldiniz diyor. Şimdi tabii bunu özel bir niyetle yazmamış olabilirler. Ama Sayın Özaseki gerçekten Ankara'da yolunu bulamayacak birisi. Yani Kayseri'de yıllarca belediye başkanlığı yapmışsınız. Dönmüşsünüz, gelmişsiniz. Türkiye'nin göz bebeği başkentte belediye başkan adayı olmuşsunuz. Neden? Talimat öyle geldi diye. Yani izin öyle çıktı. Yani bir tür tezkere çalışıyor Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Size bir görev emri geliyor, zarfı açıyorsunuz. Görev emrinde Mehmet sana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı çıktı yazıyor. Siz de önünüzü yükleyip gidip oraya aday oluyorsunuz. Şimdi maalesef Türkiye'de içe düşmüş olduğumuz durum böyle bir durum. Ondan sonra kendi içinde bulunduğu durumu görmüyor. Dönüyor diyor ki işte su faturalarınızı şu getirecek, elektrik faturanızı bu götürecek. Şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok temel bir prensibi Sayın Genel Başkan tarafından talimat olarak bütün belediye başkan adaylarına verildi. Dendi ki siz ilk defa kazanacağımız bir belediyede, örneğin İstanbul Belediyesi'nde, İstanbul'un ilçe belediyelerinde, Cumhuriyet Halk Partili olmayan ilçe belediyelerinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde göreve geldiğinizde orada çalışan hiç kimsenin işiyle ekmeğiyle oynamayacaksınız. Çok açık. Yetmez. Yetmez. Orada asgari ücret alanlar var. Çalışan ve asgari ücret alanlar var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti bütçesini her türlü imkanlarını kullanan büyükşehir belediye başkanları var. Ve onların vermiş olduğu asgari ücret 2020 lira arkadaşlar. 2020 lira. Yani Ocak ayında 2020 lira oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en küçük belediyesine gidin. Orada alınan asgari ücret bugün itibariyle 2200 lira. Yani Cumhuriyet Halk Partililer bütçeyi sizden çok daha iyi yönetiyorlar. Ve Cumhuriyet Halk Partililer emekçiye çok daha fazla sahip çıkıyorlar bu ekonomik kriz altında. Şimdi böyle bir ortamda bizim Ankara'da çalışan, emek veren hiçbir belediye personelinin işine
dokunmama taahhüdümüz ve sözümüz altında daha önce su faturanızı kim getiriyorsa o getirecek. Elektrik faturanızı kim getiriyorsa o getirecek. Doğalgaz faturanızı kim getiriyorsa o getirecek. Biz faturayı kimin getirdiğiyle değil, o faturanın üzerine yazan rakamla ilgileniyoruz. Yani size gelen elektrik faturasından memnun musunuz, değil misiniz ilgileniyoruz. Doğalgaz faturasından memnun musunuz, değil misiniz ilgileniyoruz. Türkiye'de son bir yıl içinde neredeyse elektrik ve doğalgaz faturaları %50'ye yakın zamlandı. Dar gelirli bir ailenin bu faturaların altından kalkma şansı yok. Yani yoksul daha da yoksullaşıyor, fakir daha da fakirleşiyor, ezildikçe eziliyor. Şimdi böyle bir ortamda bizim dönüp toplumun dar gelirli kesimlerine, yani sosyal demokrat siyaset anlayışının sahip çıktığı toplumsal kesimlere dönüp onların hayatlarını kolaylaştıracak bir siyaset ortaya koymamız lazım. Onun için biz faturayı kimin getirdiğiyle değil, faturanın üzerine yazan rakamla ilgileneceğiz. Bizim temel şeyimiz bu olacak, bakışımız bu olacak. Şundan herkes emin olsun, Cumhuriyet Halk Partileri'nin yönettiği belediyelerde hiç kimse kılığından, kıyafetinden ötürü suçlanmayacak, dışlanmayacak. Zaten dışlanmıyor. Hiç kimse siyasi görüşünden, inancından, kökeninden dolayı başka bir siyasi partiye oy verdiği için de hor görülmeyecek. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye'ye taahhüdü ve bizim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş siyasetçilere talimatıdır. Evet. Deniz Zeyrek, siz de Ankara'da oturuyorsunuz. Sizin de sayaçlarınız okunacak. Böyle bir endişeniz var mı? Yok, biz kartla alıyoruz. Kartla mı? Evet. Ha, bir yani, şey o zaman kart yani, okutacağınız benim, kişi ya da kart alacağınız... Benim böyle bir korkum yok. Ben özellikle... Ön ödemeli var biliyorsun, saat satmak için doğalgazda da şeyde de. Hatırlarsan Kemal Kılıçdaroğlu ile Melih Gökçek arasındaki en büyük kavga o saatler nedeniydi. Bizden $300 alıp kartlı saatler vermişlerdi. Şimdi de kartlı saatleri söküp yeni kartsız saatler veriyorlar. Biz de uyuyoruz vatandaş olarak yani. Suyu, doğalgazı almak şu anda faturayı kimin getirdiğinden daha önemli. Ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan bir ismin, yani bu siyaset kültürünün neresine koyacağız bu sözü? Ya bu bence sıkışmışlık göstergesi. Yani geçen şöyle bir ifade kullandı, bir siyasetçinin yapabileceği en büyük hatadır. Şimdi mesela Sayın Vekil Bartın'dan söz ederken kazanacağız diye çok net bir tavır ortaya koydu. Özseki konuşurken binde 46 mı dedi, yani yarım puan öndeyiz gibi bir ifade kullandı. Yani bu bir siyasetçinin vereceği bir fotoğraf değil. Bu gösteriyor ki yani bir anketi, bir iktidar partisinin başkent belediye başkan adayı bir anketten söz ederken hani çok rahat alıyoruz vesaire gibi bir şey demesini beklersin. O işte binde bilmem kaç bir küsurat söyledi. Bu kadar farklı, ben öndeyim dedi. Ama bir iddia ortaya koyuyor. Tabii böyle dün iddia de, olmaz. Hayır, şuraya geleceğim. Dün de Kemal Bey, CHP'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıktı, dedi ki biz buraları, burayı alacağız. Karşısındaki bizim sunucu arkadaşımız, hanımefendi, kahkaha attı. Yani bir gazeteciyiz, ben de gazeteciyim, yıllardır gazetecilik yaptım, yıllarca dünyanın önemli devlet adamlarıyla, önemli efsane isimlerle röportajlar yaptım. Yani sen de yıllarca gazetecilik yaparken önemli isimlerle röportaj yaptın. Bu da gündemde, yani bir gazetecilik etiği açısından baktığımız zaman o dünkü kahkahayı nasıl yorumlarsın? Ya ben şimdi ayrıldığım bir kurumda çalışan bir gazeteciyle ilgili yorum yapmak istemem. Etik olarak doğru olmaz ama ilkesel olarak... Meslektaşımız. İlkesel olarak şunu söyleyebilirim. Yani hangi kurumda çalıştığının bir önemi yok. Eğer iktidar partisinin adayının önünde son derece ciddi duruyorsan, muhalefet partisi liderinin önünde bu kadar laubali olabiliyorsan orada bir sorun var. Yani Kemal Bey kazanacağız diyor. O kahkahanın tercümesi ben sana inanmıyorum. Ha 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 yani... Söylediğin şey doğru değil gibi bir tercümesi var onun. Burada bir çift sözü de ben CHP'ye söylemek isterim. Biraz seçici olsunlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu
kimin karşısına çıkaracaklarına doğru dürüst karar versinler. Yani işte ben televizyona çıkayım da kim olursa olsun gibi bir yaklaşım içinde olmasınlar. Ama işte yani, iyi niyetle Kemal Bey de bir yayına çıkıyor. Bu işin çıkıyor. İyi niyeti olmaz. Partisinin... Bak, biraz önce ÖSASEKİ'den söz ettin. İşte Sayın Vekil de söyledi. İşte Mansur Yavaş'la çıkmak için Cumhurbaşkanı'ndan izin alayım diyor. Sadece bu değil, daha vahimi var. O adaylar televizyon ekranına hangi gazeteciyle çıkacaklarına genel merkez karar veriyor. Yani genel merkez diyor ki sen şu gazeteciden başka kimsenin karşısına çıkma diyor. Şimdi bir tarafta bu kadar büyük bir pür dikkat varsa, öbür tarafta da bu kadar bir özensizlik varsa bu tür sonuçlarla karşılaşma ihtimalini her zaman düşünmek lazım. Ben mesleki açıdan doğrusunu istersen rahatsız oldum o fotoğraftan. Evet. Görüntü gerçekten de, biz gazeteciyiz, gazeteciler soru sorar, yani orada soruya gülmek, soruya somurtmak olmaz. Gazetecilik etiğine de aykırı bu, biz de böyle bu eğitimi aldık zaten. Bize bunu öğrettiler usta gazeteciler ve biz Mehmet Ali Birand'ın sorduğu, ha Mehmet Ali Birand bir soruya karşı kahkaha atabilir, o Mehmet Ali Birand bir marka, bir büyük bir değer, alay etmediği anlaşılır yani senin yorumuna göre. Yani o kadar rahat değildir. Ama bizim de soruyu sorduğumuz zaman aldığımız cevaba kahkaha atma şansımız, öyle bir anlayışımız olmamalı. Şimdi bu bölümü burada noktalıyorum. Halk TV'nin destek zamanı, Halk TV'ye destek zamanı. Reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra Ankara siyasetinin, Türkiye siyasetinin o sıcak gündemini konuşmaya konuklarımızla devam edeceğiz. Köln'den canlı yayındayız. Neler anlattı neler. Atatürk'ten başladı Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Neyzen Tevfik, Fikret Mualla, Tevfik Fikret, Abdülmecit. Tahran, Paris, Afrika, Latin Amerika, Mardin, Hatay. Kent kent, kıta kıta anılar. Cumhuriyet'ten 9 ay büyük olan yaşayan tarih, Cumhuriyet'in hafızası Hıfzı Topuz bu hafta görkemli hatıralarda. Serhan Asker'le Görkemli Hatıralar 10 Mart Pazar günü saat 11'de Halkın Kanalı'nda. Siyaset kültürü devam ediyor. Köln'deki canlı yayınımız olanca hızıyla devam edecek. Şimdi birinci bölüme başlarken, birinci bölümde seste bazı problemler oldu. Özellikle Halk TV izleyicilerinden özür diliyoruz bu teknik aksaklıktan dolayı. Bu bölümden sonra, o ilk 5 dakikada bir seste sıkıntı yaşamışız. Onun için tekrar sizlerden özür diliyoruz. Şimdi ikinci bölüme başlıyoruz. Soru ve görüşlerinizle programa katılabilirsiniz. Bu bölümde izleyicilerden gelen sorulardan da konuklarımıza sormak istiyorum. Onun için sorularınızı belirttiğimiz adreslere şu anda ekranda görüyorsunuz. Yazabilirsiniz. Onları dediğim gibi paylaşacağız konuklarla birlikte. Şimdi ben Oğuz Bey'le devam etmek istiyorum. Oğuz Bey, birinci bölümde Deniz Zeyrek'le işte son Kemal Bey'le katıldığı son canlı yayındaki... tatsız olay diyelim. Çünkü kamuoyu da gereken tepkiyi zaten gösterdi. Bence bir özür dilenmesi gereken bir durum da var. Siz nasıl yorumlarsınız bir siyasetçi olarak, bir CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak? Şimdi aslında Türkiye'nin gündemi bunlar değil ama yani en azından bir siyasi parti liderine karşı yapılan hoş olmayan bir tablo vardı. Şimdi tabii hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na amaç güderek kasıtlı bir şekilde bir terbiyesizlik yapamaz. Buna kimsenin haddi de değil, böyle bir imkan da olmaz.
Ama o hanımefendi gayri ihtiyari de yaptı ise, varsayalım gayri ihtiyari yaptı, esas kimin güleceğini 31 Mart'ta sandıklar açıldığında göreceğiz. Çünkü bu bir seçim. Bu bir seçim. Biz bir yerel seçime gidiyoruz. Karşınızdaki kişi de ana muhalefet partisinin lideri. Seçime giriyor. O seçim için çaba gösteriyor. İl il dolaşıyor, miting yapıyor, kapalı toplantılar yapıyor, kanaat önderleriyle buluşuyor, onlarla görüşüyor. Sizin bir tavrınız olabilir. Sizin bir siyasi görüşünüz olabilir. Sizin bir ön yargınız olabilir hatta. Ama objektif gerçek 31 Mart günü ortaya çıkacak. Hani anketleri kendilerine bir pusula edinenler bugün artık anketlerin doğru sonuçlar vermediğini düşünüyorlar ve artık onlara inanmıyorlar ya. Bugünlerde birçok insan birçok şeye inanmıyor olabilir. Normalde inanmış oldukları birçok şeyden vazgeçmiş olabilirler. Ama sandıklar açıldığında, şeffaf, adil bir seçim yapıldığında ortaya çıkacak sonucu biz de başka siyasi partilerde kabul etmek durumundayız. Ve işte o zaman zaten sonucu hep beraber göreceğiz. Evet. O zaman bu konuyu bir kadın olarak tabii Aysu Hanım söyleyecekleri vardır herhalde. Şimdi baktım da birincisi o sunucu hanımefendi, bizim genel başkanımıza laf edeceğine kendisi daha önce Kanal D Haber'de tanzim satışlarla ilgili çiftçinin hal esnafının ile ilgili yaptığı röportajda montajı keserek vermişti. Hal esnafının çiftçinin gerçek düşüncelerini kesip de o haber kanalından yayınlamıştı. Birincisi bu. İkincisi de kendisi şunu unutmasın ki kendisi çiftçinin alması gereken Ziraat Bankası'ndan alması gereken paralarla kredi alarak bir havuz medyası kuruluşunda çalıştığını ve 31 Mart'tan sonra o çiftçilerin kendilerinin alamadığı kredileri, havuz medyasına verilen o kredileri, o paraları karşılık cevabı 31 Mart'tan sonra çok iyi şekilde vereceğini kendisi de unutmasın. Bunu hatırlatmak istedim. Evet, şimdi o zaman bu konuyu kapatıyoruz. Anketlere gelmek istiyorum. Deniz, şimdi anketlerdeki tablo dediğim gibi işte Cumhurbaşkanı'nın pek istemediği bir tablo ve anketlerle ilgili konuşmak istemiyor. Şimdi son dönemlerde yapılan anketlere baktığımız zaman İstanbul'daki tablo Ekrem İmamoğlu'nun kişisel gayretleri ve ortaya koyduğu ezber bozan tavrıyla farklı bir noktaya geldi. Şimdi Ekrem İmamoğlu çalışmadıkları yerden gelen bir aday mı? Öyle görünüyor. Ya bizim de çalışmadığımız bir yerden gelmiş. Bizi de şaşırttı değil mi? Bunu en iyi örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı bilir. Bunlar tabii gizli gizli yer altından notlar gibi çalışmışlar. Tabii. Yani ilk gel, ben itiraf ediyorum. Yani bir gazeteci olarak bir tarafta başbakanlık, meclis başkanlığı, ulaştırma bakanlığı yapmış bir isim. Öbür tarafta işte bir ilçenin belediye başkanı ve yani biz gazeteci olduğumuz için biliyorduk ama bilmeyen gazeteciler de vardı. Yani bizim ilk ismini duyduğumuzda 10 kişilik bir gazeteci grubunda kim o diye soranlar oldu. Yani kim o diye soranların sayısı bilenlerden çoktu. Şimdi dedim ya %16'ydı. Yani açıklandı, bir hafta falan geçti, %16'ydı. Ekrem İmamoğlu kimdir sorusuna doğru cevap verenlerin oranı. Şu anda bu oran %85'lerde. Yani ve dolayısıyla da şöyle de bir tablo var. Şimdi işte bir kesimde hiç pozitif haberi yapılmıyor. Bazen negatif, işte hani vurmak için, eleştirmek için vesaire o türden haberler yapılıyor. O da aslında reklamın iyisi kötüsü olmaz derler yani. O da tanınma açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama onun ötesinde genel olarak ana akım medyada ortaya çıkan görüntüsü insanların ilgisini çekiyor. Yani işte bugün ben Kars'tan biriyle konuştum. Diyor ki annem bilseydim böyle bir aday bulacaklarını kaydımı aldırırdım İstanbul'da oy kullanırdım diyor. Şimdi...
O işte bir sempatik bir tarz ortaya koydu. İşte çok böyle hareketli, dinamik, her kesimin hoşlanacağı bir dil kullanıyor. Bunun da bir karşılığı oluyor. Bir de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. İşte CHP'nin de buradan bir ders çıkarması lazım. Aday olduğu günden beri hiç Kadıköy'de şurada burada dolaşmadı. Aday olduğu günden beri hep CHP'nin düşük oy aldığı ilçelerde dolaşıyor. Kadıköy'e de gitti. Gitti ama 2-3 saat kaldı orada biliyorum. Hayır, elbette gidecek de. Yani, orada değil ama. Ama kendine bir hedef seçmiş. Nereden oy alması gerektiğini biliyor ve oraya çalışıyor. Şimdi bunun faydasını görüyoruz. Öteki tarafta da Binali Yıldırım hani netice itibariyle biraz önce de saydım. Hani bakanlık, başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış güçlü bir siyasi figür. Fakat işte Tayyip Erdoğan 94'te belediye başkanıydı, cumhurbaşkanı oldu. Binali Yıldırım cumhurbaşkanından bir önceki aşamada meclis başkanlığından Tayyip Erdoğan'ın kariyerine başladığı noktaya dönüyor. Böyle bir durum, böyle bir tablo var. Bunun da tercümesi sokakta farklı yapılıyor. Ve bir yani o dinamizmde bir dengesizlik var. Zannedersem bu senin söylediğin sonuç bundan kaynaklanıyor. Yani aday isimleri açıklandığında Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasında büyük bir uçurum vardı. Bu farkın kapandığını AK Parti'ye yakın araştırma şirketlerinin açıkladığı anketlerden görüyoruz. Mesela bir anket şirketi geçenlerde bir sonuç açıkladı, araştırma sonucu. Orada İstanbul'da CHP'nin durumu, Ankara'da CHP'nin durumundan 3-4 puan daha iyi görünüyordu. Yani Ankara'yı AK Parti rahatlıkla alıyor ama İstanbul'da 1-2 puanlık fark var gibi bir tablo açıkladı ki bu enteresan bir şey. Yani ben şaşırdım doğrusu. Demek ki çıkan sonuçlar, gelen rakamlar biraz hayal kırıklığı yaratmaya başlamış. Başlamış gibi. Şimdi Oğuz Bey, geçen Halk TV'de siyaset kültüründe çarşamba günü Bülent Tanla'nın açıkladığı son araştırmadaki tablo şuydu. Almanya'daki sevgili izleyicilerle de bunu paylaşayım. İzleyenler biliyordur da. İstanbul'da durum %44'e %44. Kararsızlar belirleyecek. Ankara'daki durum %52'ye %45. Mansur Yavaş önde görünüyor. İzmir'de de %58 Tunç Soyer, %38 Nihat Zeybekçi görünüyor. Şimdi Aydın'da Bülent Tanla, Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun çok rahat olduğunu, açık bir farkla önde olduğunu söyledi. Adana'da CHP'nin önde olduğu söylendi. Muhittin Böcek Antalya'da önde. Bursa'da yarış kafa kafaya bir noktaya gelmiş bir durumda. Geriden geliyor CHP'nin adayı ve AK Parti adayını yakalamış durumda. Siz de sahadasınız. Siz de anketler yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanının bu seçimde ilk kez sevmediği anketleri siz de tercih ediyorsunuz ve yapıyorsunuz. Sahada size gelen projeksiyon nasıl yansıyor? Biz hiçbir yerde önde değiliz arkadaşlar. Ses geliyor mu? Ses gelmiyor herhalde, evet. Biz hiçbir yerde önde değiliz. Biz Cumhuriyet Halk Partili'yiz. Sandıktan bizim adayımız çıkana kadar biz her yerde gerideyiz. Adayımız Mazbata'yı alana kadar biz seçimi kazanmadık varsayacağız. Dolayısıyla İzmir'de durum iyi mi? İyi olabilir. Bu bizim çalışmamıza engel bir durum değil. Dolayısıyla ortaya biz siyasetçiler için söylüyorum. Tabii ki gazeteci arkadaşlarımız yorum yaparlar. Gazetelerde bu konularla ilgili haberler çıkar. Ama şunu söyleyeyim. Saha hiç olmadığı kadar bizlerin söylemiş olduğumuz sözlere karşılık veriyor. Yanıt veriyor. Az önce bahsettik. İki siyasi parti lideri bir arada bir kürsüye çıkıyorlar ve onların önlerinde her ikisinin söylemiş olduğu sözleri de alkışlayan geniş bir kesim var. Bu ortada bir sinerji oluştuğunu gösteriyor. Ama sahada çalışan, parti için çalışan, adaylarımız için çalışan arkadaşlarımız için anketler bir kenara, sahada gördüğümüz
manzarayı doğru okuyup ona göre davranmak gerekiyor. Biz 31 Mart akşamına kadar her yerde gerideyiz arkadaşlar. Meseleye böyle bakalım. Şöyle bir şey yaptık. Az önce Sayın Zeyrek Ekrem İmamoğlu üzerinden söyledi. Bizim bazı arkadaşlarımız vardı. Çok değerli arkadaşlarımız, çok kıymetli arkadaşlarımız. Kamuoyunun yeterince tanımadığı arkadaşlarımız. Ekrem İmamoğlu bu arkadaşlarımızdan bir tanesi. Biz Adana'da bir ilçe belediye başkan adayımızı büyükşehir adayı yaptık. Çok iyi bir performans gösteriyor. Antalya'da bir ilçe belediye başkan adayı arkadaşımızı büyükşehir adayı yaptık. Çok iyi bir performans gösteriyor. İzmir'de ilçe belediye başkan adayımız arkadaşımızı büyükşehir adayı yaptık. Bursa'da yine büyük ilçe belediye başkan adayımızı büyükşehir adayı yaptık. İstanbul'da yine ilçe belediye başkan adayımızı büyükşehir adayı yaptık. Hepsi de çok iyi performans gösteriyor. Şimdi bu arkadaşlarımız seçimi kazanacaklar. Kazandıktan sonra ertesi gün hiçbir deneyim problemi yaşamadan belediyede ne neredeydi, kiminle nasıl çalışacağız, kadroyu nasıl kuracağız, bugün hizmet nasıl verilecek telaşlar düşmeden düğmeye basacaklar ve ertesi gün tıkır tıkır çarklar dönmeye başlayacak. Yani deneyimli belediye başkanları olacaklar. İlçelerden deneyimliler, metropol ilçelerde görev yaptıkları için ondan dolayı deneyimliler ve bir büyük şehir yönetecek hazırlığı kadro açısından da entelektüel birikim ve görgü açısından da yapmış durumdalar. Onun için bizim önemli bir seçime gidiyoruz. Bu önemli seçimde 17 yıldan beri Türkiye'yi yöneten bir iktidar var. Bakın en son 1994 seçimlerinde İstanbul'da Sosyal Demokrat Halkçı Parti seçimi kaybetti. Adalet ve Kalkınma Partisi henüz kurulmamıştı ama onlarla aynı siyasi gelenekten gelen parti kazandı. Aynı şekilde Ankara'da. Ben 1994'te SHP'nin seçim kampanyasında çalışıyordum İstanbul'da. Üniversitede öğrenciydim. 25 yıl geçti arkadaşlar. Bu 25 yıl içinde o gün doğan çocuk bugün 25 yaşında askere gitti, üniversiteyi bitirdi, belki evlendi ve bu belediyecilik anlayışının dışında bir İstanbul'u görmedi. Ankara'yı görmedi. Şimdi bu çocuğa bizim bir borcumuz var. Halkçı belediyeciliğin ne olduğunu anlatmak gibi borcumuz var. Sosyal demokrat belediyeciliğin ne olduğunu anlatmak gibi borcumuz var. Bugün Tanzim satış mağazasında 3 kilo domates alamazken, 2 kilo domatesi kuyruğa girip alırken, aslında o Tanzim satış mağazalarının mantığının ne olduğunu, TANSAŞ'ların nasıl kurulduğunu, İstanbul'a Beltaş olarak nasıl geldiğini anlatmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Doğalgazı İstanbul'a Nurettin Sözen'in getirdiğini, halk ekmekleri sosyal demokrat belediye başkanlarının kurduğunu anlatmak ve bunların 2019'da uygulanacak versiyonlarını, halktan yana versiyonlarını seçimi kazandıktan sonra uygulamak gibi bir misyonumuz var. Onun için misyonumuzu unutarak, misyonumuzu geriye iterek davranmak gibi bir lüksümüz yok. Bizim arkadaşlarımız, göreve talip olan arkadaşlarımız, yetenekli arkadaşlarımız, işini iyi yapan arkadaşlarımız, sosyal demokrat belediyeciliği iyi bilen arkadaşlarımız, kamuoyu onları yeterince tanımıyordu, bugün tanıyor. 31 Mart'ta oy verecek, onlar daha büyük bir alana hizmet etme imkanına sahip olacaklar. Bizim bakış açımız bu ve bunun gerçekleşeceğini görüyoruz. Ama son dakikaya kadar sandıklar açılıp ıslak imzalı tutanaklar alınıp da ilçelere götürülene kadar, o oylar sayılıp Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilene kadar biz gerideyiz arkadaşlar. Meseleye böyle bakalım, meseleye böyle sahip çıkalım. Şimdi ikinci bölümde sorulara yer vereceğim dedim. Şimdi Muzaffer Sipahi diyor ki, Türkiye'den selamlar, biz de size selam gönderiyoruz Köln'den. Çok yerde kazanıyor görünsek de hesapta olmayan seçim gecesi hileleri olabilir mi diyor. Buna karşı CHP ne yapacak? Olabilir. Şimdi yapılacak şey çok basit. Yani meseleyi çok karmaşıklaştırmanın bir anlamı yok. Var olan bütün sandıkların başına bizim partimizden görevli arkadaşlar gidecek. Bütün bu bahsetmiş olduğumuz büyük şehirlerin tamamında. Gidecekler. Üzerlerine görev almış olan arkadaşlarımız var halihazırda. Sandık kurullarına bildirilmiş olan arkadaşlarımız var. Onların dışında müşahit olarak görev alacak arkadaşlarımız var. Gidecekler. Sayım sonucu bitene kadar,
Size bir sürü mesajlar gelecek. Bazı radyolardan, televizyonlardan yayınlar yapılacak. CHP seçimi kaybetti. İşte seçimi İktidar Partisi kazanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı kazanıyor diye. Biz almış olduğumuz görev gereği bunların hiçbirine kulak asmayacağız. Sandık sayılacak, düzgün, nizami bir sayım yapılacak, altına imzalar atılacak, bizdeki ıslak imzalı tutanağı alacağız, ilçemize götüreceğiz. Okul sorumlusu arkadaşımıza vereceğiz, o genel merkezin sistemine yükleyecek, ilçeye de ayrıca ileteceğiz. Sizin bulunduğunuz sandıkta düşük oy çıkmış olabilir. Bu tüm Türkiye'yi kazanmadığımız anlamına gelir mi? Gelmez. Binlerce sandık var. Onun için moralimizi hiç bozmayacağız. Biz görevimizi yerine getireceğiz. Biz bu görevi yerine getirdikten sonra işin devamının takibi Cumhuriyet Halk Partili avukat arkadaşlarımızla, il başkanlıklarımızla, genel merkezimizde bunların tamamının organizasyon çalışması yapıldı. Bir genel başkan yardımcısı arkadaşımızın koordinatörlüğünde bu süreç yürüyor. Bizim yapacağımız görev, yani bizlere düşen görev, vatandaş olarak bizlere düşen görev bu kadar ve bu kadar basit. Evet. Peki Aysu Hanım, şimdi gelen sorulardan bir genelleme yaparak sormak istiyorum. İyi Parti ile CHP'nin uyumu Bartın'da nasıl gidiyor? Nasıl? Romantik. Romantik. İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni de destekliyor Bartın merkez açısından. İlçelerde bir işbirliğimiz kağıt üzerinde, protokolde mevcut değil. Gayet uyumlu bir çalışma söz konusu. Kendilerine de teşekkür ediyoruz emekleri ve destekleri için. Seçimle ilgili söylemişken buradan ben bir çağrı yapmak istiyorum. Bu seçim güvenliğiyle ilgili her birimiz bir vatandaş olarak oylarımıza sahip çıkma hakkına anayasal olarak sahibiz. O yüzden ben hepinizi resmi olarak görevli olun veya olmayın, herhangi bir siyasi partide olun veya olmayın, hepinizi seçim gecesi, seçim günü oylarınıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Gerek gözlemci olarak, gerek görevli olarak lütfen hepiniz o gün, o gece oylarınıza sahip çıkmak için kendi sandığınızın başına gidin. Hepinizin, her bir bireyin kendi sandık başında oylarını gözlemleme, sandık ıslak imzalı tutanağa bakma hakkı vardır. Bunu unutmayın diyorum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki çalışmaları var. Ama şöyle bir şey daha var. Sadece biz bu seçim güvenliği konusunda çalışmalar yapıyoruz demek yanlış olur. Bizlerin yanında birçok sivil toplum kuruluşu, birçok gönüllü örgüt, birçok STK ciddi çabalar sarf ediyor. Odalar, avukatlar, barolar oldukça iyi bir örgütlenmeyle sandıklara sahip çıkmak için çalışıyorlar. Onların da emekleri çok değerli. Hep birlikte bu seçimde inşallah güvenle bahara uyanacağız 31 Mart'ta. Deniz Zeyrek, şimdi son referandum, Cumhurbaşkanlığı seçiminden önceki referanduma baktığımız zaman Bursa hariç büyük kentlerin tamamında hayır cephesi %50'lerin üzerinde bir oy aldı. Şimdi bu seçimde iktidarı biraz daha fazla çalışmaya iten ya da işte temkinli davranmaya iten, acaba o referandum sonuçlarını mı referans alıyorlar? Onların altında bir oy al, onun üstünde bir oy almaya çalışma gayreti midir bu? Yok, sanmıyorum. Çünkü referandumdan sonra toparlamayı başardı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Yani Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına baktığında referandum noktasından muhalefet cephesi, Millet İttifakı biraz geriledi ya da hayır bloku biraz geriledi. Dikkate alınan şey bence özellikle ekonomik krizin etkisiyle ortaya çıkan siyasi konjonktür. Unutmamak lazım, 2008 yılında bir Asya krizi vardı. Dünya ekonomisi Asya'dan başlayan bir krizle sarsılmaya başlandı ve biz o 2008 krizi Türkiye'den Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle teğet geçti. Buna rağmen işsizlik anlamında, pahalılık anlamında bir takım sonuçları oldu ve AK Parti'nin oyu %38'e düştü. Şimdi daha Türkiye kaynaklı bir ekonomik sorun yaşıyoruz ve bu sorunun yansımaları böyle hani pansuman tedavileriyle çözülecek boyutta değil.
Yani mesela meyve sebze konusunda her şeyi ithal eder duruma gelmişiz. Tanzim satış mağazalarıyla çözülmeye çalışılıyor. Ama orada da bir algı yaratmanın ötesine geçilmiyor. Şimdi siz burada Almanya'da Türkiye televizyonlarını seyrettiğinizde şöyle bir şey sonuç çıkarmış olabilirsiniz. İşte tanzim satış noktaları kuruldu, herkes oradan ucuz meyve sebze almaya başladı. Böyle bir şey yok. Niye yok? Çünkü sadece 50 tane İstanbul'da, 20 tane Ankara'da nokta var. İstanbul'da 15 milyon kişinin yaşadığını varsayın. Bir tane tanzim satış noktasına 300 bin kişi düşüyor. Sizce bir tanzim satış noktası 300 bin kişinin ihtiyacını karşılayabilir mi? Her biri bir kilo alsa, düşünün, her biri bir kilo alsa 300 ton demek. Ama medyada öyle bir siz öyle bir izlediniz ki uzaktan Almanya'dan bu işi tanzim satış çözdü. Yok öyle bir şey. Çözmedi. İşte marketler fiyat düşürdü rekabet etmek için. Öyle bir şey de yok. Ben kendim bizzat gittim, marketleri dolaştım. Bir tarafta 5 liraya portakal satılıyor. Diğer tarafta 2 liraya portakal satılıyor. Ama o 2 liralık portakalın içinden 1 kilo sağlam portakal bulmak neredeyse imkansız. Şimdi bu tür şeylerle bir tablo yaratılmaya çalışıldı ve çok da hani televizyonlarda belki Almanya'da yaşayanları ikna ettik ama vatandaş gidiyor, marketten alışveriş yapıyor, vatandaşı ikna edemiyorsun. Yani işsizlik düştü diyorsunuz mesela televizyonda. Ya ama adam işten çıkarılmış, evde çaresizce oturuyor, umudunu kaybetmiş, iş bulamıyor. Siz o adama işsizlik düştü deseniz de o adam buna inanmıyor. Pahalılık bir hikaye diyorsunuz. Markete gidiyor. 60 liraya, 70 liraya et satılıyor orada. İnsanların evine bir ayda bir kere bile bazen et giremeyebiliyor. Dolayısıyla siz o insanı televizyon ekranından bir şey söyleyerek inandıramıyorsunuz. İşte bu tablo, bu ekonomik koşullar ister istemez bazı şeylerin iktidara fatura edilmesine neden oluyor. Şimdi benim en büyük gözlemim ne biliyor musun Serhan? Size de bir de bu bakış açısıyla izleyin adayları. Mesela Mehmet Özaseki bir şey söylüyor. Diyor ki benim çocuklarım belediyenin kapısının önünden geçmeyecek. Siz ne anlıyorsunuz bundan? Çıkmayacaklar. Hayır. Hayır. Yani demek ki birilerinin çocukları belediyenin kapısının önünden ayrılmamışlar. E bu kim? CHP'li bir belediye başkanı mı? 25 senedir Ankara'yı AK Parti yönetiyor. Şimdi İstanbul'da Binali Yıldırım diyor ki ben diyor işte dikey yapılaşmaya karşı çıkacağım. Daha çok yeşil alan yapacağım. Şimdi bu ne demek? Yani benden önceki dikey yapılaşmaya imza atmış, yeşil alan azalmış. Kim bunun sorumlusu? Yani şöyle bir sorunları var iktidar partisinin belediye başkan adayları. Uzun zamandır o belediyeleri kendileri yönettiği için vaat ettikleri kendilerinin tersini yaptığı şeyler. Bu da onları zorluyor. Şimdi ekonomik kriz bir. Bu son 25 yıldaki belediyecilik deneyimleri iki. Mesela Bursa'da, mesela ben şaşırdım CHP adayı nasıl hani kıran kırana yarışır diye. Merak ettim, Bursa'ya gittim. Sonra şunu fark ettim, diyorlar ki ya biz iktidar belediyesiyiz ama Bursa'nın en iyi yeri Nilüfer. Yani akşamları yemek yemek için Nilüfer'e gidiyorlar. Daha modern binalar orada var. İşte vakit geçirilebilecek iyi yerler orada var. Adam muhalefette, eli kolu bağlı ama biz iktidar partisinin belediyesiyiz. Bizde bu hizmetler niye yok? Şimdi dolayısıyla da Nilüfer Belediye Başkanı'nın Bursa'da Bursalıların ilgisini çekmesi söz konusu olabiliyor. Şimdi Ankara'da hep CHP belediyeciliği diyorlar. Mesela eleştirmek için. Şimdi hiç düşündünüz mü?
geçen yıl İstanbul vesaire gibi şehirlerden %20 civarında bir göç oldu İzmir'e. Yani insanlar artık İzmir'de yaşamak istiyorlar. Ankara'da, bakın, Ankara'da, ben Çankaya'da yaşıyorum. Bir istatistik yapsınlar, AK Parti'nin yöneticileri nerede oturuyor? Şimdi 2002'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Keçiören'de oturdu. O zaman herkes o civarlardan ev aldı. Cumhurbaşkanı oradan taşındı. İddia ediyorum, yarın bir istatistik yapılsın. Büyük bölümü Çankaya'da oturuyor. Niye Keçiören'de oturmuyorlar? Niye Altındağ'da oturmuyorlar? Ya yani bu tür şeyler de var. Bu tür somut göstergeler de var. Bunları alt alta yazdığın zaman işte o sıkıntı biraz baş gösteriyor ve işte suyunuzu militanlar getirir. Bunlar PKK ile kol kola, bunlar işte FETÖ ile kol kola gibi propaganda yöntemleri devreye giriyor. Yani halbuki normal koşullar altında kendine güvenen bir siyasetçi kendisini anlatır. İyi siyasetçi kendisini anlatarak propaganda yapar. Bir de şu var, sözünü kesiyorum, özür dilerim. Yerelde isimler öne çıkar, yani belediye başkan adayları öne çıkar. Ama bu seçimde, önceki seçimlerde bu kadar olmamıştı. Cumhurbaşkanı, yani Adana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Zeydan'ın yarışı var sanki. Ya da Antalya'da Muhittin Böcek'le AK Parti adayı değil de Cumhurbaşkanı'yla bir yarış varmış gibi. İşte ya da Mersin'de Vahap Seçer'le de yarışıyor işte Cumhurbaşkanı. Böyle olduğu zaman halk yerelde seçeceği isme gitme konusunda daha rahat olmaz mı? Demez mi ya ben Cumhurbaşkanı seçmiyorum ki bu seçimde ben Mersin'i yönetecek belediye başkanını, Aydın'ı yönetecek belediye başkanını seçiyorum demez mi? Bu, böyle bir algı oluşmaz mı? Şimdi o AK Parti tabanında adayın lehine bir durum. Yani Cumhurbaşkanı'nın aday yerine kendisini koyması AK Parti adayının lehine bir durum. Ama orada şöyle bir şey var, artık ittifaklarla yarışıyorlar. Yani AK Parti seçmeni, ya adayı sevmedim ama Cumhurbaşkanımız için oy vereceğim der. Ama ittifakın diğer ortağı aynı refleksi göstermeyebilir. Yani adayın kimliği ittifak içindeki diğer partilerin tavrını çok etkiliyor. Ama o partinin tabanı Cumhurbaşkanı'na oy veriyor. Bu çok net bir şekilde ortada. Ama ittifak meselesinin güçlü bir şekilde kendini gösterebilmesi için adayın güçlü olması lazım. Yani şöyle düşün, Ankara'da Mansur Yavaş var. Şimdi Mansur Yavaş sadece CHP'nin oyunu alsa ne kadar alır? Maksimum %30 alır. Kazanabilir mi? Kazanamaz. Üstüne İYİ Parti'yi ekle, %50'yi geçer mi? Geçemez. Demek ki nereden alıyor? Belki MHP içinden de alıyor. Hatta bu tabanı konsolide edemedik cümlesinin bir analizi yapıldığında Ankara'da mesela işte MHP tabanının bir bölümünün Mansur Yavaş için oy kullanacağına dair tespitler yapılıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da şöyle bir şey var, ben size anlatayım. Ankara'da her caddede, her direkte ya da her ağaçta birinde Özhas Ekin'in fotoğrafı var, diğerinde Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı var. Yani binlerce fotoğraf var. Yani Cumhurbaşkanı'nın tek başına fotoğrafı var. Yani ve Ankara'ya tecrübe lazım deniyor mesela. Cumhurbaşkanı Ankara'da yarışıyor. Yani bu 2x2=4 eder kadar gerçek bir durum. Bu AK Parti tabanının konsolide olmasına neden oluyor. Böyle bir sonuç doğuruyor. Ama MHP tabanını Cumhur İttifakı'nda %100 konsolide ediyor mu? O biraz aday belirliyor. Onun için de Mansur Yavaş sık sık MHP'li olduğunu, gençliğinde ülkücü olduğunu ifade ediyor. Ve Mansur Yavaş'ı CHP Millet İttifakı'nı HDP ile ilişkilendirerek, bu militanlar su faturanızı getirir söylemini kullanarak ne yapmaya çalışıyor? Ülkücülerin
oradan uzaklaşmasını sağlamaya çalışıyor. Bakın, Melih Gökçek adayken Gökçek gidecek, sol gelecek diye bir slogan yazıldı her tarafa. Şimdi kulağa hoş geliyor değil mi? Gökçek gidecek, solcu, yani solcular için hoş geliyor kulağa. Ama bu sloganı Mansur Yavaş yazdırmamış. Bu sloganı o taraf, diğer taraf yazdırmış. Neden? Ülkücüler sol fobisi nedeniyle Mansur'a oy vermesin diye. Geçen gün Biji Mansur yazdılar. Duvarlara Biji Mansur yazdılar. Yani bir başka şeyde devrim sloganıydı mesela. Yani Mansur Yavaş'ı sosyalistlerle, komünistlerle, HDP'lilerle özdeşleştirecek bir takım buna troll diyorlar. Yani bir taraftan görünüp aslında karşı tarafa hizmet etme durumu. Bu tür sloganlar yazdılar. Neden? Çünkü Mansur Yavaş'ın milliyetçi seçmenlerini Cumhur İttifakı'na almaya çalışıyorlar. Belli ki de bu tür oyunlara başvurulduğuna göre durum çok da parlak değil. Evet. Şimdi Oğuz Bey, gelen sorularda bir kere sizi Niğde'ye bekliyorlar. Niğde'nin Oğuz Kağan Salıcı'ya ihtiyacı var. Seçimde buraya gelmesi mutlaka gerekiyor diyorlar. Bir Niğde yolu görünüyor. Buradan söyleyebiliriz. Niğdelilere de buradan Köln'den selam gönderiyoruz. Gelen soruların çoğu seçim günü, işte Mansur Yavaş 2014'te büyük bir mağduriyet yaşadı ve parti o zaman o sandıklara sahip çıksaydı Mansur Yavaş ikinci dönem için aday olacaktı diyorlar. Şimdi sizin öyle bir endişeniz var mı? Ben meseleye şuradan bakıyorum. Biz Ankara seçimini birkaç bin oyun belirlemesi durumuna niye bırakalım? İstanbul seçimini, yani 11 milyon seçmenin olduğu bir ildeki, Türkiye'nin en büyük ilindeki seçimi, 1-2 bin seçmenin oy değişikliğine niye bırakalım? Kazanalım şöyle 300 bin, 500 bin oy farkıyla, mesele bitsin. Yani siz 300 bin oyu İstanbul'da bir tercihten alıp başka bir tercihe değiştirebilir misiniz? Ankara'da 50 bin oyu bir tercihten alıp başka bir tercihe değiştirebilir misiniz? Yani daha henüz seçime 20 gün var. Seçim gecesi ne olacak için kaygılanmak yerine kımılda yarın sabah bakkaldan alışveriş yaparken, kahvaltılık ekmek alırken bakkalla konuş. De ki hemşerim işler nasıl gidiyor de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını nasıl buluyorsun de. Senin bakışın nasıl de. Ekonomi nasıl de. Biraz konuş, sohbet et. Yani bugünden bakıp en son olacak işle ilgili kaygılanma meselesinden bir kurtulalım. O konuyla ilgili kaygılanması gerekenler kaygılanıyor arkadaşlar. Rahat olun. O konuyla ilgili kaygılanması gerekenler kaygılanıyor. Sizin üzerinize düşen bir şey var mı? Evet, var. Sizin üzerinize düşen şeyle ilgili de sizlere ulaşılacak, bu konularla ilgili desteğiniz, yardımınız istenecek. Ama 20 gün var. 20 gün bir kampanya süresinde uzun bir zamandır. Az önce Deniz Bey gayet böyle veciz, somut örneklerle ne tür taktiklere başvurulduğunu iktidar kanadından en azından Ankara için bahsetti. Diğer illerin birçoğunda da bunlar yaşanıyor arkadaşlar. Bunları boşa düşürmek, bunları boşa çıkarmak, bunların yerine yaptığımız işin, inandığımız işin, adaylarımızın doğru olduğunu anlatmak dururken, meseleyi son günün bazı ayak oyunları gerçekleşirse biz ne yaparız'a kitlemek doğru bir yöntem değil. Öncelikle biz kazanmaya odaklanalım, kazanalım, farkla kazanalım, Türkiye rahat etsin. Sandıkta öyle oldu mu, böyle oldu mu tartışmasına gerek kalmasın. Cumhuriyet Halk Partisi açık ara farkla kazansın. Meseleyi oradan çözelim. Bir izleyici soruyor, diyor ki, şimdi Oğuz Bey ilk yarıyı 2-0 bitirmiş takımın hocasının soyunma odasında ikinci yarı için arkadaşlar maç 0-0'mış gibi ikinci yarıya çıkıyoruz demesine benzettim diyor. Var mı böyle bir taktik planı ya da hocalık yaptı mı diyor izleyici? Teknik direktörlük var mı? Benim oynadığım maçlar hep tek şey oldu. Sonuçta tek, hayır, tek süre. iki parça hiç olmadı. Yani birinci yarı, ikinci yarı hiç olmadı. Hep tek yarı oldu çünkü hep siyasetle uğraştık. Onun için burada şu anda bizim gördüğümüz bazı veriler var. Bizim gördüğümüz, sahadan aldığımız izlenimler var. Ama ihtiyaç son ana kadar çalışmak.
Serhan, yalnız ben bunu ifade ediyorum. Ben de şunu söyleyeyim, yani bir gazeteci olarak bu sandık güvenliği meselesinde vatandaşlar da Oğuz Bey kadar rahat değil. Değil, farklı. Ve avukat meselesi, avukat ordusu meselesi Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra CHP için bir travma oldu. Evet. Yani bunları da hatırlamak lazım. Yani bu iş ciddi bir iş. Yani herkes tabii sandığına sahip çıksın vesaire. Mesela 24 Haziran seçimlerinden önce CHP, biz işte kendi yazılımımızı oluşturduk, merak etmeyin her şey hallolacak diye. Ama biraz başarısız oldu. Biraz değil, bayağı başarısız oldu. Ondan önceki seçimde de benzer bir sıkıntı yaşandı. Yani dolayısıyla bu iş CHP'lilerin alıştığı bir şey. Şöyle bir şey, ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara temsilcisiydim 2014 seçimlerinde. Sabah 5 gibi CHP kazanmıştı. Yani Mansur Yavaş kazanmış görünüyordu. Ama sonra bir şeyler oldu. Bazı bakanlar bazı binalara gitti vesaire. Sabaha karşı durum değişti. Melih Gökçek kazandı. Melih Gökçek'in kazandığı ilan edildi. Sonra Mansur Yavaş YSK'nın önünde kamp kurdu adeta. Fakat bir sonuç alamadı. Dolayısıyla da bu yani oy kullanıldığı andan, hatta öncesinden itibaren, yani mühürsüz oy meselesi demek, dışarıdan sandığa hazır basılmış oy gelme ihtimali demek. Yani hazır zarfı getirip dışarıdan sandığa atabilirsin, seçim kurulunun önünden aldığın zarfı götürüp dışarıda birilerine teslim edebilirsin. Yani böyle riskler de var. Onun için sandığın öncesinden sonuç açıklanana kadar bu işin peşini bırakmamak gerekiyor. Bütün partiler için geçerli bu. Yani bütün partilerin oy namustur sonuçta. Yaşlı bir teyzenin videosu var. Sosyal medyada dolaşıyor. İşte 80 küsur yaşında, oy vermeye gideceğim mi diyorlar. Diyor ki evet gideceğim tabii ki diyor. Ya işte hani yaşlısın, yürüyemiyorsun. Oy namustur diyor. Namusumuza sahip çıkacağız diyor. Onun için yani sandığın öncesinden sonuç açıklanana kadar her aşamasında bu işin sıkı tutulmasında fayda var. Aysu Bankoğlu aynı zamanda avukat, bir hukukçu. Peki onun gözünde bu seçim gecesine nasıl bakmamız gerekiyor? Şimdi birincisi, bizim genel merkezimizde bir Şero kedisi vardı. Onu biz eğittik. Onunla ilgili trafo sıkıntısı olmayacak gibi gözüküyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Şero'yu da gözlerinden öpüyoruz bu arada. Şero, CHP genel merkezinde bir kedi. İnanın yeri geliyor Oğuz Kağan Salıcı kadar etkili oluyor. Yan baktığı üyeyi, adayını, aday olma şansı sıfır. Önce Şero'nun gönlünü alacak. Öyle değil mi Oğuz Bey? Şero daha etkili. Şero tatilde. Şimdi yani Oğuz Bey'in söylediğine katılıyorum ama kısaca şunu söyleyeyim. Bir hukukçu olarak bu avukatlar ordusu meselesi oldukça önemli. Elektronik ortamda bizim partimizin sistemi oldukça gelişmiş. Sanırım birkaç gün önce de bir deneme çalışması yapıldı diyebiliyorum. Ve bildiğimiz kadarıyla da farklı siyasi partilere de elektronik veri tabanımızdan destek sağlıyoruz. Ve bildiğim kadarıyla Sayın Genel Başkanımızın açıkladığı üzere o Cumhurbaşkanlığı seçimindeki ıslak imzalı tutanaklar 3 gün içerisinde tamamlanmıştı. Bu bir hukukçu olarak şunu vurgulamak lazım. Tüm hukukçuların, tüm avukatların hepsine oldukça önemli bir görev düşüyor. Aynı her bir vatandaştan olduğu gibi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her okulda ve mümkün olduğunca belki de her bölgede bir avukatla çalışmaya gayret ediyoruz ve çalışıyoruz. Oradaki sandık görevlilerimiz, sandık kurulunda bulunan sandık görevlilerimizin yanında avukatlarımız oluyor. Ve herhangi bir hukuki problem olduğunda, itiraz etme gereği duyulduğunda onlar itirazları yapıyorlar ve süreci yönetiyorlar. Ben de üniversiteden mezun olduğumdan beri, 2012'den beri seçimlerde bir avukat olarak gözlemcilik görevi yapıyordum. Bundan oldukça büyük bir gurur duyduğumu söyleyeyim. Aynı zamanda büyük de bir
güven veren bir şey, sizi manevi olarak oldukça tatmin eden bir şey. O yüzden tüm avukatları gönüllü olarak ben bu seçimde çalışmaya davet ediyorum. Ve şunu vurgulamak istiyorum, bu seçimlerin seçim güvenliği meselesi dışında bunun bir yerel seçim olduğunu unutmamak lazım. Yani az önce de Sayın Zeyrek de, Sayın Kalıcı da belirtti ama bu seçim bir genel seçim ve biz 4,5 sene içinde herhangi başka bir seçime gitmeyeceğiz. Yani o yüzden genel vatan seçim. Evet, bir yerel seçim. Genel seçime de 4,5 sene sonra gideceğiz. Bu uzun bir sürede herhangi başka bir seçimde olmayacağı için vatandaşın eğer hayatından ve ülkenin gidişatından memnun değilse iktidarın kulağını çekmesi için bir fırsat olarak görmesi gerekiyor bu seçimi. Bunu şöyle düşünün. Bu seçimi düşünün ki şu an nefessiz kaldığımızı hissediyorum ben. Sizler de hissediyorsunuz. Düşünün ki şu anda su altındasınız ve nefessiz kaldınız. Bu seçim su yüzüne çıkıp bir nefes almak için bir fırsat. O nefesi almak istiyorsanız 31 Mart'ta elinizi vicdanınıza koyup demokrasi için, mutlu bir kent için, huzurlu bir kent için, yaşamak istediğiniz, hayalini kurduğunuz kent için o sandığa gitmeniz gerekiyor. Ve zannedecekler ki 1 Nisan'da uyandıklarında birisi bize şaka mı yapıyor acaba diyecekler. Siz diyeceksiniz ki bugün şaka günü ama şaka değil, gerçek bu diyeceksiniz. Evet, teşekkür ediyorum Aysa Hanım. Oğuz Bey, size çok soru geliyor. Bayrampaşa'da başa baş bir yarış olacak ama bir CHP'nin adayının bir tane bile afişi yok. Böyle sitem dolu mesajlar da geliyor. Şunu sormak istiyorum ben. Sizi en çok şaşırtan adayınız hangisi? Büyük şehirler arasında. Evet, büyük şehirlerde. Yani beni özel olarak şaşırtan bir adayımız yok. Şundan dolayı yok. Ben adaylarımızın birçoğunun iyi bir performans göstereceği konusunda, özellikle büyük şehir adaylarımızın, tabii ki il adaylarımız için de aynı şey geçerli ama büyük şehirler daha göz önünde olan yerler, iyi bir performans göstereceği konusunda neredeyse emindim. Ama Türkiye'nin ne kadar çok şaşırdığını gördükten sonra Ekrem İmamoğlu konusunda herhalde ben biraz fazla iyimsermişim diye düşünüyorum. Bütün herkes sahiplendi. Bütün herkes çok hızlı bir şekilde o parlak performansı gördü. Hem kendisinin gösterdiği hem İstanbul İl Örgütü'nün göstermiş olduğu performansı gördü. Dolayısıyla iyiye doğru bir şaşırmışlık var orada. Bu şey, şimdi madem Köln'deyiz ben de bir anımı aktarayım. 2011 yılında biz seçimlere gidiyoruz, genel seçimlere. İstanbul'da seçim koordinasyon merkezi var. Ben de il yöneticisiyim, il başkan yardımcısıyım. SPD'den bir heyet gelecek dediler. SPD, Alman Sosyal Demokrat Partisi, bizim kardeş partimiz. Ben de dış ilişkiler sorumlusuyum partinin. Sen ilgilenir misin dediler, ilgilenirim dedim. Ne yapacağız? Seçim koordinasyon merkezini gezdireceğiz. Onlara seçim sistemi nasıl yürüyor onu anlatacağız. Arkadaşlar geldi. Böyle bol bilgisayarlı bir odaya girdik. Burası nedir dediler. Burası seçim güvenliği ile ilgili çalışma yapıyor arkadaşlar dedik. Seçim güvenliği ne demek dediler. Yani Almanya'da yaşayan, siyaset yapan, SPD'nin yöneticisi olan arkadaşların seçim güvenliği bir siyasi partinin seçim koordinasyon merkezinde niye söz konusu olurla ilgili kafasında bir soru işareti var. Anlattık. Sonra dedi ki biz oyları işte bu şekilde sayılıyor. Biz sandık görevlileri belirliyoruz. Kaç sandık var dediler. Söyledik. Her birine bir tane sorumlu, bir tane müşahit gidiyor. Sayıyı topladık. Yani 70 bin civarında bir sayı yapıyor. Okul sorumlularını falan da kattığınız zaman. Siz 70 bin kişiyi buluyor musunuz dediler. SPD bulmuyor çünkü. Ya da SDU bulmuyor. CSU da, U da bulmuyor. Liberaller de bulmuyor. Orada bir sandık sistemi var. O sandık sisteminin kim kazanırsa kazansın tıkır tıkır işlediğine eminler. Başka bir siyasi partinin, gücü ele geçiren bir siyasi partinin yerelde ya da genelde bir usulsüzlük yapma ihtimali olmadığını düşünüyorlar. Ve en son o görüşme biterken, toplam bir saat falan sürdü ama 45 dakikası neredeyse sandık güvenliğine gitti. Dediler ki ya biz bu sistemi sizden alabilir miyiz? Biz çok etkilendik. Bunu ben yaşadım arkadaşlar. Ben yaşadım. Siz de Almanya'da yaşıyorsunuz. Ben Almanya'da yaşamıyorum.
Eğer burada şu anlattıklarımıza aykırı bir durum söz konusuysa buyurun siz söyleyin. Ama Türkiye'de yaşadıklarımızı, bunun daha ötesi şeyleri de biz yaşadık. Neden biz Türkiye'de sandık güvenliği konusunda çok titiz olmak zorundayız? Çok ciddi sorunlarla karşılaştık çünkü. Ama şu da var. Eğer hep beraber oturup seçim günü ne olduğunu düşünürsek o zaman seçime çalışamayız. Birileri seçim günü ne olur konuşacak, düşünecek, tartışacak ki o birileri var. Aysu Hanım da az önce bahsetti. Büyük bir çoğunluğumuz da seçimde başarılı olmak için çalışacağız. Çünkü elinizde çok iyi anketler olabilir. O anketler o anki fotoğrafı çeker. O fotoğraf 5 gün sonra değişebilir. Onun için bizim olabildiğince, yani teknik direktörlük değil ama seçim yönetmek diyelim, son dakikaya kadar seçimde o doğru sonucu, adayımızın istediği sonucu, partimizin beklediği sonucu alana kadar çalışmaya devam etmemiz lazım. Evet, burada nokta koyuyoruz bu bölüme. İkinci bölümü burada noktalıyoruz arkadaşlar. Fakat gelen sorudan çok net bir şekilde görülüyor ki seçim güvenliği konusunda seçmeni, CHP'li seçmeni ikna etmeniz gerekiyor. Dilimiz çok yandı, bu sefer çok temkinli olmak zorundayız diyorlar. Üçüncü bölümde siyaset kültürü devam edecek. Siyaset kültüründe üçüncü bölümdeyiz. İlk iki bölüm gayet hareketli geçti. Gelen mesajlardan, programa katılımdan da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi gelen sorular arasında çok ciddi bir şekilde şöyle bir kaygı var. CHP'nin bir algı yaratılmaya çalışılıyor. CHP'nin PKK ile işbirliği yaptığı söyleniyor. Hiç uzatmadan bodoslama bir şekilde dalacağım. Oğuz Bey, böyle bir planınız var mı? Oslo'da mı görüştünüz? Nerede görüştünüz PKK'yla? Oslo'da mı, başka bir yerde mi görüştünüz? Ben de bodoslama sorayım. Madem böyle bir şey olduğunu iddia ediyorlar, kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi kime aday göstermiştir de o kişi PKK'lıdır? Ya da nasıl, nerede böyle bir görüşme yapılmıştır? Ne olmuştur? Bunu iddia edenler ortaya koysunlar. Şimdi bunu iddia edenler devlet erkini elinde tutanlar. Yargı onlarda, polis onlarda, her türlü imkan onlarda. İstemedikleri kişinin kapısına sabahleyin vergi memurunu gönderebilecek güçteler, kudretteler. Eğer bir kişi bir terör örgütünün mensubuysa, üyesi ise bu suçtur. Dünyanın her yerinde suçtur. Bunu böyle çıkıp bazı yerlerde sessiz sedasız, bazı yerlerde ulu orta söylemek yerine niye gereğini yapmıyorlar? Gereği neyse yapın. Eğer bir terör örgütü mensubu varsa, alın o terör örgütü mensubunu. Yargılayın. Terörden hapse atın. Elinizde kanıt varsa, imkanınız var. Bunu yapın. Bu bir oyun. Bu iktidarın bir taktiği. Buna ne zaman başladılar? 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce başladılar. Sayın Davutoğlu o zaman başbakan adayıydı. İşte sayıyordu şu partiler, şu örgütlerle temas içinde vesaire. Kaç sene geçti üzerinden? 4 sene geçti. Partiler yerinde duruyor. O partilerin liderleri de yerinde duruyor. O partide siyaset yapan, o partilere gönül veren milyonlarca seçmen de yerinde duruyor. Adımız soyadımız belli. Biz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Genel başkanımızın kim olduğu belli, adresimiz de belli. Onlar daha siyaset sahnesinde yokken Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de sosyal demokrat siyaseti yürüten, iktidar yapan bir siyasi partiydi. Şimdi bize başka bir daldan da şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki siz işte
daha önce HDP'ye oy vermiş olanların oyunu istiyorsunuz. Evet istiyoruz. Biz HDP'ye oy vermiş yurttaşlarımızın oyunu istiyoruz. Hatta daha ileriye gidiyoruz. 24 Haziran seçimlerinde 9 ay önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş yurttaşlarımızın da oyunu istiyoruz. Bu insanlar bu ülkede yaşamıyor mu? Hani biz 81 milyon birdik. Hani biz beraberdik. Hani etle tırnak gibiydik. Hani birbirimizi çok seviyorduk. Hani hepimiz eşit haklara sahip yurttaşlardık. Bu ülkede oy verme hakkı olan herkesin oyuna biz bu yerel seçimlerde kendi bulundukları yerde talibiz. Bakın size bir örnek vereyim. Diyarbakır'da bizim oyumuz çok düşük. Yani genel seçim sonuçlarına göre bizim oyumuz çok düşük. Diyarbakır'da HDP'nin ciddi bir oyu var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde oyu var. Onun dışındaki partilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmak üzere maalesef oyumuz çok düşük. Bir Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçi Diyarbakır'da belediye başkanlığı seçimini kazanmak isterse seçimde kimden gidip oy isteyecek? HDP'ye oy vermiş seçmenden oy isteyecek. HDP'li bir siyasetçi kimden oy isteyecek? AKP'li bir siyasetçiden oy isteyecek. AKP'ye oy vermiş olan bir vatandaştan oy isteyecek. Bu oyu isterken ne yapacak? Görüşecek. Kahvehanede ona konuşma yapacak. Pastanede oturup sohbet edecek. Evine gidecek. Şimdi bunun adı vatanseverlik. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı İstanbul'da HDP'ye oy vermiş bir vatandaşın evine gidip oy istiyorsa, AKP'ye oy vermiş bir vatandaşın evine gidip oy istiyorsa, Niğde'de istiyorsa, Amasya'da istiyorsa, Aksaray'da istiyorsa, Hakkari'de istiyorsa bunun adı vatan hainliği. Bunu geçeceksiniz. Böyle bir dünya yok. Cumhuriyet Halk Partisi kendi çizdiği programı çerçevesi içinde siyaset yapan herkese kapısı açık. Ve dönüp bu seçimlerde önemli bir iddia koymuş durumda ortaya. Adaylarıyla beraber önemli bir iddia koymuş durumda. Ve bu iddiaya destek istiyor. Bence eğer HDP'ye oy vermiş bir yurttaşımız bu seçimde CHP'ye oy verecekse iktidarın buna sevinmesi gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz şey altı okla, amblemiyle, programıyla, kendi tüzüğüyle ve bir tarihle beraber ortaya çıkmış bir siyasi parti. Adalet ve Kalkınma Partili bir yurttaşımız, MHP'li bir yurttaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyorsa ona da sevinmek gerekir. Programın başında Deniz Zeyrek bahsetti. Türkiye'de bir denge olduğu söylenir. 35-65 gibi. Bizim adaylarımız MHP'ye oy vermiş seçmenden oy alıyorlar arkadaşlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş seçmenden oy alıyorlar. Yoksa İstanbul'da seçim nasıl başa baş olacak? Ankara'da seçim nasıl başa baş olacak? Türkiye'nin birçok yerinde, daha önce bizim belediye kazanamadığımız birçok yerinde seçim nasıl başa baş olacak? Bundan daha doğal bir şey var mı? O arkadaşlarımız bu ülkenin, bu memleketin insanı değil mi? Biz şimdiye kadar hep kucak açmadık mı? Kucak açtığımız, bu memleketin insanı dediğimiz, sevdiğimiz, onunla aynı türküyü dinlediğimiz, aynı yemeği yediğimiz insandan o istiyoruz. Daha doğal bir şey var mı? Biz bunu yapmaya devam edeceğiz efendim. Aysu Hanım'la devam etmek istiyorum. Aysu Hanım, Bartın'da PKK'lılarla birlikte mi propaganda yapıyorsunuz? Biz Bartın'da PKK'lıları görmedik. Bu HDP-PKK ilişkisi, sağ-sol ikilemi, bunlar beka problemleri, yok genel seçim havasına sokma çabaları... Ben size bizim kimin oyuna talip olduğumuzu bir anlatayım size. Biz şu anda Türkiye'de Haziran ayında 1500 lira, 7 Haziran 2015 seçimlerinde 1500 lira olsun ücretleri dediğimiz askeri ücretlilerin, biz kadrolaşamayan taşeron işçilerin, biz emeklilikte yaşa takılanların yaklaşık 1 milyon küsür tane emeklilikte yaşa takılan kardeşimizin haklarına nasıl sahip çıkıyorsak onlar bunu gördüler. Biz hem emeklilerin, hem emeklilikte yaşa takılanların, hem asgari ücretlilerin, hem taşeronda kadro isteyen kişilerin haklarını kim savundu? Cumhuriyet Halk Partisi savundu. Biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oylarına talibiz.
PKK'lıdırlar, Zillet İttifakı üyesidirler, hiç fark etmez. Biz hakkını, kimin hakkını savunduysak, şimdiye kadar kimin yanında yer aldıysak hepsi bellidir. Bizim ilkelerimiz bellidir. Biz Bartın'da da tüm halkımızın, tüm yurttaşlarımızın oyuna talibiz. Ve 31 Mart'tan sonra belediyeyi aldıktan sonra da hiç kimseyi ayırt etmeden, hangi siyasi parti görüşüne sahip olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsun, biz hiç kimseyi ayırt etmeden hizmet yapacağız. Mesela geçen Haziran seçimlerinde, madem Bartın'dan örnek veriyoruz, bizim birinci parti çıktığımız bazı sahil köylerinde, İlk defa birinci parti çıktıklarımız en başta olmak üzere köylerin birkaç gün boyunca çöpleri alınmadı. Adeta cezalandırıldılar. Biz diyoruz ki biz şeffaf bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Biz herkese eşit mesafede yaklaştığımız bir yöneticilik anlayışına sahibiz. Ve sosyal belediyecilik bunu gerektirir. Biz şeffaf, eşit bir şekilde çalışacağız ve gerçekten de bu anlayışın, sosyal belediyecilik anlayışını hem vatandaşımıza hem de iktidara baharda göstereceğiz. Teşekkür ediyorum. Şimdi birçok ili konuştuk. Bolu'dan bir mesaj var Oğuz Bey. Diyor ki Bolu CHP adayının kazanacağı belli olunca Ankara'dan ne kadar bakan, bakan yardımcısı, bürokrat her biri Ankara'ya inmeden diğer şehrimize geliyor. Valla ne kadar da şehrimizi seviyorlarmış. İlimizde şimdiye kadar hiç toplu açılış olmadı. Yeni hatırladılar. Demek ki Tanju Özcan da orada rahat. Tanju Özcan Bolu'da çok iddialı bir kampanya yürütüyor. İnşallah seçimi kazanacak. Hep beraber kazanacağız. Deniz, şimdi İstanbul'a gelmek istiyorum. Çünkü seçim akşamları her zaman İstanbul sonuçları çok merakla beklenir. Ve İstanbul ilgiyle izlenir. İstanbul'un iki adayını kıyasladığımız zaman Sayın Binali Yıldırım'la Sayın Ekrem İmamoğlu'nun karşılaştırmasını Deniz Zeyrek'in gözünde dinlemek istiyorum. Avantajları, dezavantajları. Tamam. CHP'liler kızmasın ama objektif olmaya çalışıyor. Kızmazlar, baksana yanında Oğuz Kağan Bey, şimdiye kadar eleştiriler de getirdin. Hiç, sadece gülümsüyor. Japon modeli bu değil mi? Şimdi ben hayatım boyunca hep objektif olmaya çalıştım. Yani doğruya doğru dedim. Şöyle bir şey var. Avantajı Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı yaptığı dönemde ikna edici bir şekilde bir performans ortaya koydu. En azından ülkenin yarısı Binali Yıldırım'ın işini iyi yaptığına inanıyor. Yani tabanda İşte projeler, köprüler, işte Marmaray vesaire, hani birçok tartışılan, eleştirilen tarafları var ama sonuç itibariyle işte duble yollar, hızlı trenler vesaire, böyle bir şeyi var. Bir hani anlatabileceği, geçmişinde insanlara sunabileceği bir portföyü var. Dezavantajı, biraz önce de söyledim, artık hani Cumhurbaşkanlığından bir önceki makamdan başa dönüyor. Yani İstanbul halkı şunu sorma hakkına sahip. İstanbul'a yapacaklarınızı neden başbakanken yapmadınız? Neden Ulaştırma Bakanı iken yapmadınız da şimdi vaat ediyorsunuz sorusunu yöneltebilir. Onun için hani başbakanlıktan, meclis başkanlığından sonra İstanbul Belediye Başkanlığı'na talip olması bu soruları gündeme getirebilir. Siyasette şöyle bir ifadesi de var kendisinin. Unumu eledim, eleğimi asıyordum ki İstanbul'a çağırdılar dedi. Görev verilmiş. Bu, yani bu aslında tabloyu özetleyen bir tespit. Bizzatken, yani ununu elemiş, eleği asmış birisiyle eleği eline yeni almış birisinin yarışı var o zaman. Evet evet, eleği yeni tanımaya çalışan, yani tabii Beylikdüzü deneyimini şey yapmak lazım, unutmamak lazım ama hani işin başındaki bir siyasetçi var. Baktığın zaman 10 yıllık bir siyaset geçmişi, yani neresinden bakarsan bak. Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken Ekrem İmamoğlu belki de üniversitedeydi. Böyle bir tablo söz konusu. Tabii
Bu avantajlar aynı zamanda dezavantaja da dönüşebiliyor. Yani Binali Yıldırım'ın avantajları dezavantaja da dönüşebiliyor. İşte mesela işte Osman Gazi Köprüsü gurur duyulacak bir eser. Ama şimdi bakıyorsun oradan geçmeyen insanlar oraya para ödüyor. Oradan geçmeyen araçlar oraya vergi gibi para ödüyor. Çünkü garanti verilmiş. Denilmiş ki buradan bu yılda şu kadar araç geçecek. Ondan az geçerse üstünü devlet ödeyecek. Benzer şekilde Avrasya Tüneli'nde de var. Diğer yapılan işte üçüncü köprüde de var. Bunların hepsi sonuç itibariyle devletin hazine garantisi nedeniyle cebinden çıkan maliyetler doğurmaya başladı. Yani evet yap işlet formülüyle yapılıyor ama sonuçta bir faturası oluyor ve millet de o faturayı ödüyor. Yani Gaziantep'teki bir taksi şoförü işte İzmit Körfezi'ndeki köprüyle gurur duyuyor ama hayatı boyunca oradan hiç aracıyla geçmeyeceği halde oraya para ödediğini yeni yeni öğrenmeye başlıyor. Bunlar dezavantaj oluyor aynı zamanda. Yani portföyü ne kadar avantajsa o portföyle ilgili bu detaylar ortaya çıktıkça dezavantaj olmaya başlıyor. İkincisi başka bir dezavantaj. Ben mesela şunu yazdım. Kemal Kılıçdaroğlu çok fazla Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasının üzerine gölgelemesi iyi olur dedim mesela bir yazımda. Çünkü iyi gidiyor. Yani genel başkan elbette her zaman etkilidir ama Ekrem İmamoğlu'nun o yakaladığı sinerjinin devam etmesi belki genel başkanının o kampanyadan uzak durmasıyla mümkün olacak. Ama Kemal Bey de zaten açıkladığı ilk büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu. Çok kararlı bir şekilde arkasında durdu ve doğru. Kazanacağız dedi. Doğru, arazide değil yani. Hı hı. Ama mesela diğer taraftan Binali Yıldırım bu kadar deneyimli olmasına rağmen, bu kadar güçlü bir siyasi figür olmasına rağmen Cumhurbaşkanı İstanbul'un ilçelerinde bir günde 3 ilçede toplantı yaptı, miting yaptı. Düşünebiliyor musun? Yani hem en iddialı ismini aday gösteriyorsun, hem sahayı ona bırakmıyorsun. Yani Sancaktepe'de konuşuyorsun, başka ilçelere gidiyorsun, konuşuyorsun. Bu Binali Bey'in o aslında hani hep söylendiği gibi güçlü, işte deneyimli bir siyasetçi imajına zarar veriyor. O kendi ayakları üzerinde duramıyor mu da Cumhurbaşkanı İstanbul'un ilçelerinde günde 3 miting yapıyor? Böyle bir dezavantaja dönüşebiliyor. Ve en önemlisi de şu tabii, yeni her zaman ilgi çekiyor. Yani bizim meslekte de öyledir. İşte 25 yıllık gazetecisinizdir. Daha önce yaptığınız şeyleri yapıyorsunuzdur. Kimsenin umurunda olmazsınız. Ama bir genç gazeteci çıkar, bir program yapar. İşte videosu YouTube'da şu kadar izlenir, sosyal medyada bu kadar şey olur. Herkes ona ilgi gösterir. Herkes onu keşfeder. Sonra o insanı daha çok görmeye başlarsınız vesaire. Biraz Ekrem İmamoğlu'nun durumu ona benziyor. Yani yeni keşfedilen bir sanatçı gibi, yeni keşfedilen bir şarkıcı gibi. Hani müzik marketlerinin önünden geçerken daha çok duymaya başlıyorsun. Bu onu avantaja çeviriyor. İkincisi, sırtında bir bagajı yok. Yani sen şunu yapmıştın, şunu demiştin, şurada şöyle davranmıştın denilebilecek, eleştiri oklarının hedef alabileceği bir bagajı yok. Yani işte Beylikdüzü ile ilgili birkaç tane şey ortaya atıldı ama tutmadı mesela. Tutmadı. Ve hani onun üslubu da ben tabii yeni tanıyoruz biz de. Ben yeni tanıyorum en azından. Üslubu da birilerine cevap hakkı doğurmayan bir üslup. Yani Serhan Asker'i hedef almamış hayatı boyunca. Dolayısıyla Serhan Asker'in ona sen benim için böyle demiştin demesine fırsat vermiyor. Ya da Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı'nın hayatının hiçbir döneminde hedef almamış. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan bugüne kadar çıkıp da ya sen böyle bir ifade kullanmıştın işte senden siyasetçi olmaz deme fırsatı bulamadı.
Yani bu yenilik, bu hani tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, tazelik büyük bir avantaja dönüşmüş vaziyette. Yani tecrübeyle yenilik arasında bir yarış var. Maalesef tecrübenin işte sağından solundan aşağı doğru çeken unsurlar söz konusu. O nedenle de hani beklediğimizin ötesinde bir denge var o seçimde. Toplumun istediği de, yani bu ayrışma sürecinde toplumun istediği de Ekrem İmamoğlu'nun aslında sahneye koymaya çalıştığı bir rol. Yani ötekileştirmeden, kendisine oy vermek istemeyen, o işte Esenyurt'taydı herhalde, sakallı beyefendiye, ya gel kurban olayım, oy vermesen de olur, gel sana sarılayım, hakkını helal et bana diyor. Bu bizim toplumda, herkesin, her mahallede, yani çocukluğumuzda duyduğumuz o güzel mahalle sohbetlerinde geçen bir diyalogdur. O bunu yapıyor. Şimdi Bülent... Binali Yıldırım'ın üslubunda da çok fark yok. O da bence mesela aynı farkındaysan, üslubda. Farkındaysan, ben takip ediyorum ve ikisini de çok uzun zamandır tanıyorum. Özsaseki'yi de, Binali Yıldırım'ı da. Özsaseki'nin düştüğü yanılgıya Binali Yıldırım düşmedi. Daha tecrübeli Binali Bey. Evet, yani Binali Yıldırım hala işi İstanbul üzerinde götürüyor. Hala Ekrem İmamoğlu'nun korumaya çalıştığı temiz siyaset fikrini korumaya çalışıyor. Hı hı. Yani Ankara'da mesela hemen Mansur Yavaş'la ilgili bir takım iddialar el altından sızdırıldı. İstanbul'da böyle bir çekişmeye tanık olmuyoruz mesela. Yani İstanbul'da ama Ekrem İmamoğlu Sayın Binali Yıldırım'la değil de bence Sayın Cumhurbaşkanı'yla yarışıyor. Ya öyle demeyelim. Kağıt üstünde sonuçta AK Parti seçmeni gittiğinde orada Tayyip Erdoğan yazmayacak Binali Yıldırım. Ama olsun, Cumhurbaşkanı burada başını koydu. Ya, çok yani inanılmaz bir kampanya yürütüyor ve her ilde adayların önüne çıkan bir cumhurbaşkanı var ki AK Parti'nin en büyük... Bu bir dezavantaj Binali Yıldırım için. Ha, bu dezavantaja dönüşüyor. Şimdi evet. Bülent Han'la bizim programımıza katıldığında Ekrem İmamoğlu'nun avantajlarını yeni, genç, güven veren, çalışkan birisi olarak açıklamıştı. Bu da siyasette aslında çok önemli dört kavram. O dört kavramı bir şövalye gibi almış arkasına Ekrem İmamoğlu. Şimdi burayı noktalamak istiyorum. Var mı söylemek istediğim burada? Yok, özetledin gayet güzel. Yok, ben bir araştırmacının söylediklerini burada tekrarladım. Benim söylediklerimin örtüşüyor zaten. Özeti de aslında bu. Yani gençlik elbette ki önemli. İşte yenilik elbette ki önemli. Ama dediğim gibi yani insanlar yani hepimiz için öyle değil midir? Siz kendinizi empati yaparak buna yanıt verin. Bir yerden hizmet bekliyorsunuz. 25 yıldır hizmet veren bir siyasi gelenek var ve hayatınızda 25 yıldır bazı sorunlar devam ediyor. Şimdi ve yine o gelenekten birileri çıkmış size o sorunları, ki bir kısmını da kendi geleneğinin yarattığı sorunlar, o sorunları çözmeyi vaat ediyor. Hı hı. Dolayısıyla da yeni olan burada otomatik olarak avantaj sağlıyor. Yani ama yeni olanın dezavantajı da şu, acaba yapabilir mi? İşte evet. Onu çok iyi anlatması lazım. Hem CHP'nin hem Ekrem İmamoğlu'nun. Yani yapabilir. İşte örnek veriliyor. Mesela Mansur Yavaş'la ilgili Özsaseki diyor ki ya bir iki dönem bir küçük ilçede belediye başkanlığı yapmış biri koca Ankara'yı nasıl yönetecek? Tayyip Erdoğan İstanbul gibi bir şehre gelmeden önce başkanlık deneyimi bile yoktu. Evet. Yani demek ki olabiliyormuş. Bunları çok iyi anlatması lazım. Tabii Almanya'da da işte yani 1990'lı yıllarda Aşağı Saksonya Eyaleti'nin başbakanı, Niedersachsen'ın başbakanı Gerhard Schröder, Almanya'nın şansölyesi seçildi. Geldi, başarılı bir şekilde de yönetti. Yani o konuda bir sıkıntı yok. Ben şimdi Oğuz Kağan Salıcı'ya sormak istiyorum. Şimdi DSP'den, CHP'den aday olmayıp DSP'den ya da başka partiden aday olanlar var. Şimdi Köln'de programı yapıyoruz. Köln, Alman siyasetinin etkili, yani bütün o duygularını takip ediyorsunuz. Almanya'da SPD'den aday gösterilmeyen birisi gidip CDU'dan aday oluyor mu? Ya da CDU'dan aday olmayan birisi gidip Yeşiller'den aday oluyor mu? Yeşiller'den aday gösterilmeyen birisi FDP'ye gidip aday oluyor mu? Hayır.
ben Almanya'daki bu geleneği biliyorum. Burada yok da Türkiye'de aday gösterilmeyen bir belediye başkan adayının Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı muazzam konuşmayı da sosyal medyadan izledik. Milas mıydı? Milas Belediye Başkanı mıydı? Evet. Yani aday gösterilmediği partiden sonra işte o CHP'yi de daha önceki açıklamalarında da CHP benim yuvamdır, onun dışında hiçbir partiye gitmem diyen bir anlayışın da karşılığı ayağa kalkıyor, kaydedildiği görünüyor, Sayın Reisim bir an buraya gelin, sizi buraya bekliyoruz diyen birisi. Tamam, bunlar yapılabilir. DSP'ye giden, sizden aday gösterilmeyen isimler var. Siz bu tabloda fotoğrafı, o iklimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Zarar verir mi partiye, CHP'ye, DSP'ye gidenler? Şu anda baştan beri konuştuğumuz daha çok işbirlikleri, ittifaklarla şekillenen bir siyasi süreç var. Yani AKP ile MHP beraber davranıyor. Bazı yerlerde AKP aday göstermiyor. İktidar partisi %42,5 oy almış son seçimde. Başkanlık sistemine geçilmiş. Partinin genel başkanı aynı zamanda şu anda Cumhurbaşkanı ve MHP ile işbirliğine ihtiyaç duyuyor. Aday göstermiyor, MHP adayı destekliyor. Öbür tarafta Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında bir işbirliği var. Bu işbirliği içinde de bizim aday gösterdiğimiz ya da İYİ Parti'nin aday gösterdiği, bizim desteklediğimiz yerler var. Şimdi aslında yerel siyaset şu anda iki, bir tarafta ittifak, bir tarafta işbirliği arasında geçen bir şeye dönüşmüş durumda. Bir yapıya dönüşmüş durumda. Bu Türkiye'nin birçok yerinde böyle. Şimdi Demokrat Parti'den aday olan bir arkadaşımız da bu denklemin içine giriyor. DSP'den aday olan bir arkadaşımız da bu denklemin içine giriyor. İster daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış, ayrılmış olsun, ister baştan beri Demokratik Sol Parti'de siyaset yapmış bir arkadaşımız olsun. Bu seçim ikili bir seçim olacak. Bunu gösteriyor. Bakın biz İstanbul'u konuşurken iki isim telaffuz ediyoruz. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu. Abi iki aday. Başka adaylar var. Başka adaylar var. Ankara, iki isim telaffuz ediyoruz. İzmir, çoğunlukla bir isim telaffuz ediyoruz. Yani ikinci isim... Adana, iki isim telaffuz ediyoruz. Mersin, üç isim vardı. Bir şey yaratıldı, bir Burhanettin Kocamaz'ın adaylaşması önünde bir engel konuldu. Sonra Ayfer Yılmaz adaylaştı, yeni adaylaştı. Böyle bir denklem var. Antalya, iki isim konuşuyoruz. Bursa, iki isim konuşuyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde, Aydın'da, Muğla'da, Eskişehir'de, Eskişehir'de de neredeyse tek isim konuşuyoruz. Şimdi bütün bunların olduğu bir yerde Demokratik Sol Parti'nin adaylarını siz nereye koyuyorsunuz? Ben bir yere koyamıyorum. Böyle bir denklem var. Ve bu denklemin içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği anlayış şu. Karşımızda tekçi bir anlayış var. Biz çoğulculuğu temsil ediyoruz. Karşımızda statüko var. 25 yıldan beri İstanbul'u yöneten bir anlayışa karşı biz yeniliği temsil ediyoruz. Biz değişimi temsil ediyoruz. Biz gençliği temsil ediyoruz. Yani Binali Bey, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı olarak çıkıyor bize, diyor ki, değerli seçmenlerim, 25 yıldan beri biz yönetiyoruz ama bize bir 5 yıl daha verin, trafiği çözeceğiz. Benzer bir durum Ankara için geçerli. Hatta meseleyi öyle bir boyuta getirdiler ki bir beka meselesi deniyor. Yani zannedersiniz ki Sayın Özaseki kazanırsa ertesi gün güneş doğacak, kuşlar cıvıldayacak, Türkiye dört dörtlük güzel bir memlekete dönüşecek, ekonomik kriz ortadan kalkacak, uzaya şey göndereceğiz, uzayda üs kuracağız. Mansur Yavaş kazanırsa memleket bölünecek. Şimdi böyle bir havaya getirdiler. Bu bir yerel seçim. Biz belediye başkanımızı seçiyoruz. Yani bize hizmet edecek kişiyi seçiyoruz. Bize hizmet edecek kişiyle bu konuşmuş olduğumuz dış politikanın, milli eğitimin, Türkiye'nin güvenliğinin, terör probleminin ya da uzay ajansının ne alakası var? Hiçbir ilgisi yok. Ama meseleyi böyle bir noktadan karşılamayı tercih ediyorlar. Şimdi ben bu denklemin içinde Demokratik Sol Parti'nin adaylarına bir alan görmüyorum arkadaşlar. Statiko'ya karşı bir mücadele ise bunu görmüyorum.
Eğer yeniliğin yanında durmaksa, yeniliğin yanında durmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının yanında durmak. Hele Cumhuriyet Halk Partisi'de siyaset yapıp sonra ayrılıp Demokratik Sol Parti'ye aday listeleri verilmeden 3-5 gün önce gitmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bunun da seçmenin gözünde az önce sizin söylemiş olduğunuz biraz da karikatürize bir tip olarak ifade edilen arkadaşımızın yaptığı şeylerin hiçbirinin doğru elle tutulur, seçmen gözünde de seçmen vicdanında da karşılık bulur bir tarafı yok. Bunu açıkça görmek lazım. Şimdi diyorlar ki bizim belediye başkan adaylarımız kazanamazsa Türkiye çok kötü bir noktaya gidecek. Sizlere sorayım arkadaşlar. İstanbul'un şu anda belediye başkanının adını hatırlıyor musunuz? Şu anda İstanbul'un belediye başkanı kim? Büyükşehir Belediye Başkanı. Mevlüt Üstah. Hayır şaka değil, gerçekten soruyorum. Yani şu anda İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adı ne arkadaşlar? Mevlüt Uysal. Evet, Mevlüt Uysal. Yani programın moderatörü bilsin bari değil mi? Kimsenin bilmediği böyle bir kişi gerçekten var mı yok mu? İstanbul'u gerçekten yönetiyor mu, yönetmiyor mu? Bundan emin olamadığı bir isim. Ve Kadir Topbaş görevden alındı. Metal yorgunluğu gerekçesiyle o bölümü pas geçeyim. Orada çok konuşulacak şey var. Görevden alındı. Yerine Mevlüt Uysal geldi. Hiçbir şey olmadı. Türkiye yerinde duruyor. Mevlüt Uysal gidip de yerine Ekrem İmamoğlu gelirse Türkiye'de çok kötü şeyler olacak. Bu hiç inandırıcı değil. Bunun kesinlikle gerçeklerle, Türkiye'nin siyasetiyle filan bir alakası yok. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yapıyordu zaten. Orada yaptığı başarılı belediye başkanlığının sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Artı siz 25 yıldan beri İstanbul Büyükşehir'i yönettiniz. Yaptığınız hizmetler için teşekkür ederiz. Aynı zamanda Türkiye'yi de yönettiniz. Yani ana iktidarda da siz vardınız. Dolayısıyla sizin elinizi tutacak, sizin yapmak istediklerinize engel olacak bir durum söz konusu değildi. İstediğiniz yasayı çıkarıyordunuz. İstediğiniz bütçeyi İstanbul'a, Ankara'ya, diğer şehirlere aktarabiliyordunuz. Bütün bunları yaparken İstanbul'un sorunlarını 25 yıl boyunca çözmediniz de benden gelip bir 5 yıl daha yetki istemeye utanmıyor musunuz? İstanbul'un trafik problemi had safhaya varmış durumda. İstanbul'da o dikey yapılaşmaya son vereceğiz dedikleri dikey yapılaşmanın tamamını kendileri yaptı. Bütün bunların hepsini bir kenara bırakıp sanki hiç bunlar olmamış gibi Türkiye'nin büyük şehirlerinde başka bir sayfa açmaya çalışmanın, yeni bir sayfa açmaya çalışmanın bu seçmende ben karşılık bulacağı kanaatte değilim. Bu seçimde bizim adaylarımız yeniliği, statikoya karşı olmayı, var olan durumdan memnuniyetsizlerin memnun olmasını sağlayacak bir kentleşme anlayışını, yeşil alanların arttığı, çocuklarımızın daha iyi bir şekilde yaşadığı bir kent anlayışını savunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi bunu savunuyor. Karşısına bir öteki koymuyor. Bu kötüdür. Ondan korktuğun için bize oy ver demiyor. Biz iyiyiz, onun için bize oy ver diyor. Biz başarılıyız. Adaylarımız daha önce başarılı oldu. Belediye başkanlarımız daha önce başarılı oldu. Bu başarının üzerine başka bir başarı inşa edelim diyor. Şimdi bütün bunlar varken, bütün bunlar ortadayken ben açıkçası Demokratik Sol Parti'nin adaylarını ya da yapmış oldukları açıklamaları makul, mantıklı bir siyaset çerçevesi içine koymakta zorlanıyorum. Evet. Aysu Hanım, Bartın Ulus ilçesinden selamlar, sevgiler. Mart'ın sonu bahar olacak diyor Çetin Selçuk Arslan. Aday değil mi? Adayımız evet. Ta oradan buraya selam göndermiş. Sağ olsun, biz de ona selam gönderelim. Ben anne tarafından Ulusluyum. Ulus'u bu seçimlerde alacağız. Ulusluların, Bartın'ın, tüm Türkiye'nin hak ettiği kaliteli bir hayatı yerel belediyecilik anlayışımızla getireceğiz. Şunu unutmamak lazım. Kentler, şehirler aslında bizleri yansıtır. Bizlerin kim olduğunu gösterir. Biz nasıl bir çevrede, nasıl bir kentte yaşamak istiyoruz? 31 Mart seçimleri bunu belirleme seçimidir aslında. Aynı zamanda da bizim bu kente, yaşadığımız bu kente karşı sorumluluğumuz nedir?
Bunun cevabını da 31 Mart'ta vereceğimiz oyumuz belirleyecektir ve zaman şimdidir. Peki. Deniz Zeyrek, son sözü sana veriyorum. Biraz sonra bu organizasyonda desteği olan, katkısı olan Sayın Günay Çapan'ı buraya çağıracağım ve programı onunla noktalayacağız. 31 Mart akşamı o iklimi şimdiden görebiliyor musun? Yani böyle falcılık gibi oldu ama Albert Einstein bile o kadar bilime inanan, bilim için kafa yoran, dünyanın en büyük bilim adamlarından birisi olmasına rağmen boş zamanlarında mutlaka bir simyacıya uğruyormuş, değil mi? Bir tahminim var. Yani ve objektif bir tahmin yapmaya çalışıyorum. Verilere bakarak konuşmaya çalışıyorum. Fakat çok kesin bir tespitte bulunmak zor. Çünkü unutmamak lazım, bu seçimin sonucunu belirleyecek iki kritik şey var. Biri, HDP oylarının nasıl hareket edeceği. Yani mesela İstanbul'da %13 civarında bir oyu vardı HDP'nin genel seçimlerde. Bu %13'ün tamamının CHP adayına gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz. Belki Binali Bey'e de gidecektir. İşte o, onun için diyorum. Yani bu seçim sonuçlarını belirleyecek iki unsurdan biri HDP seçmeninin tavrıdır. Yani İzmir'de belki etkili olmayabilir hani, ama İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de, hatta Antalya'da çok ciddi belirleyici özelliğe sahip. İkincisi, milliyetçi oyların ne yapacağı. Şimdi son seçimlerde şöyle bir tablo ortaya çıktı. Türkiye'de de Avrupa'da olduğu gibi milliyetçilik yükseliyor. Yani baktığın zaman zaten AK Parti'de bir milliyetçi söylem hakim. Şu anda hani muhafazakarlık geçmişte ön plandaydı. Şu anda milliyetçilik ön planda. Artı işte İyi Parti milliyetçi bir söylem kullanıyor. MHP milliyetçi bir parti. %22 civarında bir oy aldılar. Yani Türkiye'nin şu anda %60'ı milliyetçilik üzerine şekillenmiş bir siyasi fotoğrafa sahip. Şimdi milliyetçiler ne yapacak? Yani son seçimde MHP'ye ve İyi Parti'ye oy vermiş milliyetçilerin tavrı ne olacak? MHP'lilerin tamamı Cumhur İttifakı'na oy verecek mi? İyi Partililerin tamamı CHP adaylarına oy verecek mi? Bunlar çok kritik şeyler. Bunları şu anda kestiremiyoruz. Ve eğer mesela İyi Parti Firesiz ittifak adaylarına oy verirse, HDP Firesiz işte Millet İttifakı'nın adaylarına oy verirse, çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Ankara'da MHP seçmeninin bir kısmı İyi Parti ile CHP'nin ortak adayına oy verirse, bambaşka bir tablo ortaya çıkar. Milliyetçiler ÖSSK'yı desteklerse bambaşka bir tablo ortaya çıkar. Onun için özetle söylemek gerekirse bizi 31 Mart gecesinde çok büyük sürprizler bekliyor olabilir. Yani 89'da ben bunu yaşadım. Yani Erdal İnönü'nün genel başkanlığında SHP, evet, boy patlamasıyla Ankara, İstanbul, İzmir'i kazandı. Ve şöyle bir şeydi, sadece hani ekonomik koşullar falan da tabii belirleyiciydi ve limon gibi sıkalım. Deniz Baykal da genel sekreter. Dediler, öyle bir sloganı vardı. Bir de süpürün bunları diye yeni mahallede bir yerde. Unutulmayan bir slogandır. Bence o dönemden bu yana öylesine başarılı seçim sloganı olmadı. Şimdi de var aslında da CHP çok kullanmıyor. Bu Mart'ın sonu bahar. Hayır, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Kemal Bey hayır, Ankara'da bütün adayları tanıtırken orada bahsetti. Ama yani şu anda ya hiç... Sen madem bunu söyledin, o zaman burada Mahsuni Şerif'e derin saygılarımızı bir gönderelim. Elbette bu ki. Bu ülkenin halkın ozanı. Halk TV'de halkın ozanına derin saygılarımızı göndermek boynumuzun borcu olsun. Neden kuru soğan diyorum biliyor musun? Bir evde işte kahvaltı ve iki öğün yemek pişiriliyorsa eğer, en az ikisinde önce soğan kavrulur.
Yani soğan yoksa bir mutfakta, bir yemek hazırlanırken soğanla başlanamıyorsa orada ciddi sorun var demektir. Ve biz Mısır'dan soğan ithal etmeye başlamışsak zaten muhalefetin yeterince büyük bir malzemesi var demektir. Onun için diyorum yani nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı ben kestiremiyorum. Yani milliyetçilik vesaire gibi şeyler beka meselesi tutarsa iktidarın lehine bir sonuç ortaya çıkabilir. Ama gerçek gündem tutarsa muhalefetin bizi şaşırtacak boyutlarda bir zaferi olabilir. Hatırla SHP 89'da 650 belediyeyi kazanmıştı. 650. Çok büyük bir rakamdı o tarihte. Büyük başarıydı. Evet. O zaman programı, şu son soruyu Oğuz Bey'e sorayım. Eğer İstanbul'u CHP kazanırsa CHP erken seçim ister mi? Bu bir yerel seçim. Dolayısıyla yerel seçim, vatandaşımız bize yerel seçim için yetki vermiş olacak. Yani İstanbul'u yönetin. İstanbul'da şu ana kadar yapılan yanlışlıkları ben gördüm. Bundan memnuniyetsizliğimi ifade ediyorum diyecek. Ankara için de benzer şey geçerli. Onun dışında şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının yönetmediği diğer yerleri kazandığımız zaman da aynı şey geçerli. Yani program başından beri söylüyoruz ya, genel seçim kavramlarıyla konuşmanın bir anlamı yok. Sanki Türkiye bir genel seçim sürecine girmiş gibi bir kutuplaşma yaratmaya çalışıyorlar. Hiçbir anlamı yok. Az önce söyledik. Bir arkadaşımız gidecek belediye başkanı olarak, başka bir arkadaşımız belediye başkanı olarak gelecek. Sizin evinizde yaşamış olduğunuz günlük hayattaki sıkıntılarınıza doğrudan temas edecek yerdir belediye başkanlığı ya da belediye hizmetleri. Şimdi bu doğrudan bir genel seçim sonucunu getirir mi? Getirmez. Ama şunu getirir. Şunu getirir. Saraydan bakanların halkın yaşadığı sıkıntıları daha iyi anlaması sonucunu getirir. Şapkayı önümüze koyalım. Tekrardan düşünelim. Biz nerelerde hata yaptık deme imkanını getirir. Halktan kopmuş, hani o vardı ya, yamalı ayakkabıyla geldiler. Altı delik ayakkabıyla geldiler. Sonra birkaç sene sonra ciplerle seçim bölgelerine döndüler dedikleri kişilerin tekrardan belki korumasız gezmesini sağlayabilir. Yüzlerce korumayla değil. Vatandaşla, vatandaşın yaşamış olduğu bu sıkıntılarla belki tekrardan doğru bir temas kurmalarını sağlayabilir. Kuru soğana muhtaç olmanın ne demek olduğunu unutanların bunu tekrardan hatırlamasına neden olabilir. Evet, programı o zaman Mahsuni Şerif'in o güzel sözüyle noktalamadan önce ben Günay Bey'i buraya davet etmek istiyorum. Günay Çapan'ı bu başarılı güzel ev sahipliği için. Programın başında sesle bir takım aksaklıklar oldu. Değerli Halk TV izleyicileri, cefakar bir izleyicidir. Halk TV'nin halinden anlayan insanlardır. Onlardan tekrar özür diliyoruz. Günay Bey, hoş geldiniz. Burada mı duruyor? Tamam. O kadar mütevazı olma ya, ev sahibisiniz. Tamam. Öncelikle İstanbul gibi büyük bir ili yönetmiş Sayın Başkanım Oğuz Bey'e hoş geldin diyorum. İstanbul'u yönetmek kolay bir şey değil. İstanbul'u yöneten dünyayı da yönetir. Demek ki böyle cevher adaylarımız burada. Şimdi de örgüt ve yurt dışı örgütten sorumlu genel başkanımız daha bir ağır göreve gelmiş. Görevinde başarılar diliyorum. Ümit ediyorum. Bu seçimleri de başarıyla kazanacağız. Sayın Genç Milletvekili Aysun Hanım'a da çok teşekkür ediyorum buraya kadar geldiği için. Deniz Zeyrek bizim çok eski dostumuz. Bir telefonumuzla o da buraya kadar geldi. Ona da teşekkür ediyorum. Siz çoluğunuzun çocuğunuzun ekmek parasını, benzin parası yaparak kilometrelerce yol kat edip bu hafta sonunuzu bizimle bu saate kadar paylaştığınız için sizlere minnettarım. Aramızda İYİ Parti'nin Köln temsilcisi Muharrem Bey var. Ona da teşekkür ediyorum. Birçok sivil toplum kuruluşu örgütlerimizin başkanları, başkan yardımcıları burada. İnanç temsilcilerimiz burada. Hepsine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Şimdi biz bu arkada dönen film, şöyle bir film. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sevdalılarının CHP Köln Derneği adı altında kurdukları bir derneğin başarısı. Bu nedir? 2014 yılında biz Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla
ilk defa bir etkinlik yaptık. Bu etkinimizin ismi inanç ve kültür buluşmasıydı. Anadolu'dan göç edip Almanya'ya gelen inanç ve kültür buluşmasıydı. Burada Sayın Genel Başkanımız çok zarif beyefendi birisi olduğu için MYK'nın %60'ı ile geldi. Kim vardı orada? Suriyeliler vardı. Türk Ortodokslarımız vardı. Biz Alevi Kültür Derneği'ni, merkezini, federasyonu inanç kurumu olarak ziyaret ettik. Onlar vardı. DİTİB'i ziyaret ettik. Onlar vardı. Yani Türkiye Cumhuriyeti 3 müsavi dinin mensupları ve onun dışındaki inançların mensuplarının Anadolu'dan Almanya'ya göç etmiş gelmişler. Burada bir seküler cumhuriyetin anlamını, kavramını orada Sayın Genel Başkanımızın huzurunda buluşturduk. Ve neydi o etkinlik? Onlar konuştu, Sayın Genel Başkanımız dinledi ve onların buradaki çalışmalarına katkı sunmak için çalışmaları başlattık. Daha sonra 2015 yılında yine Essen'de bir büyük buluşma yaptık. Rahmetli Tarık abi benim dostumdu, arkadaşımdı. 8.000 kişi katıldı. Yani bir söyleme göre 10.000 kişi de. Orada da biz neyi yaptık? Cumhuriyet Halk Partisi'ni Avrupa'daki, Almanya'daki seçmenlerle buluşturma. Yani biz kendimiz öne çıkmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'ni burada seçmenlerle buluşturduk. Orada da birçok sivil toplum kuruluşumuzun başkanları, 140'ın üzerinde birlikte çalıştığımız, hepsine çok teşekkür ediyorum. Onun dışındaki bir büyük etkinliğimiz, yani çok etkinliklerimiz var da şimdi sıra yok, hepsini sıralamayacağım. Ama en önemlisi geçen yıl yaptığımız bizim Anadolu'dan göçün hatıra defteri ya da göçün öyküsü diye Nebil Özgentürk'ün markasıyla yaptığımız bir belgesel var. Bu belgesel 8 DVD'den oluşuyor. Bu belgeselde de şuradan yola çıktık. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyeti kurarken o zamanki ismi biliyorsunuz Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ydi. Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin o bir ismi nedir? Kuvayi Milliye Ruhu. Meclisi bunlar ilk meclisi kurduktan sonra şöyle bir şey söylediler. Bu coğrafyada yaşayan, Mustafa Kemal'in sözüdür bu, halklarla birlikte kurduğumuz cumhuriyetin ismi, devletin ismi cumhuriyettir. Kimdir? Etnik kimlik ne olursa olsun, 30 kimliğin üzerinde etnik kimlik var, eşit yurttaştır. Bu şiarla eşit yurttaşlık temelinde biz Anadolu'dan buraya göç eden yurttaşlarımızla birlikte beraber etkinlikler düzenliyoruz ve bize birisi Türk dediği zaman nasıl ağrımıza gidiyorsa birisi de Kürt problemi var dediğinde bizim o kadar ağrımıza gidiyor. Bizim renklerimiz, kültürümüz, varlığımız, haznemiz olan etnik kimliklerimiz üzerinden siyaset yaptırmaya kimseye izin vermeyeceğimize söz verdik ve bu etkinliklerimizi böyle yapıyoruz. Ve bu şekilde de devam ediyor zaten. Evet. Bir son olarak Sayın Genel Başkan Yardımcımız burada. Ya Türkiye'de bir kadın kotası konuşuyor. Lütfen erkek kotası koyalım. Bu da bizim size istirhamımız olsun efendim. Peki. Köln'den yaptığımız yayını noktalıyoruz. Şimdi Günay Bey'in de yaptığı etkinliklerde Nazım Hikmet'i anıyor, Tarık Akan'ı anıyor. İşte Deniz de söyledi, Mahsuni Şerif'i de burada anmış olalım. Üç isimle programı noktalayalım ve burada yaptığımız program bitiyor ama yarın sabah saat 9'da Almanya'da, Türkiye'de de saat 11'de Hıfzı Topuz, Cumhuriyet'ten 9 ay büyük olan büyük bir görkemli adamın programı var. Programa konuk oldu. Çok güzel anılar anlattı. Atatürk'ü anlattı. Nazım Hikmet'i, İsmet Paşa'yı, Neyzen Tevfik'i anlattı. Yarın o programı da sakın kaçırmayın. Biz burada programı noktalıyoruz. Bütün Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Türkiye'de durum ne derseniz, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Hoşça kalın.